Auzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Ala resulina Muhammedin salavat. Dima 254, irade 30. Isınmak için bir yer okuyayım. Sayfa 235. sırrı sır insanı zannediyorum. Sana her ne kadar fetva verseler de bir kere de kalbinden fetva al diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gene buyurmuşlar ki hem yine seni iş işkilendiren şeyi bırak işkilendirmeyene geç. Çünkü doğruluk kalbin ısındığı ve sükun bulduğu şeydir. Yalan da kalbe izdırap ve darlık veren şeydir demiş. Bir de okuyayım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki hadisiyle başlıyorum. Birincisi şu, sana her ne kadar fetva verseler de bir kere de kalbinden fetva al. O nasıl olur? Sana her ne kadar fetva verseler de bir kere de kalbinden fetva al. Dedi ya, bu nasıl olacak? Buldunuz mu sayfayı? Sana her ne kadar fetva verseler de bir kere de kalbinden fetva alı merak ettim ne demek diye. Gene kendisi söylüyor başka hadiste. Hem seni işkillendiren şeyi bırak. İşkillendirmeyene geç. Çünkü doğruluk kalbin ısındığı ve sükun bulduğu şeydir. Yalan da kalbe izdırap ve darlık veren şeydir. Devam ediyor başka bir şey hadiste. Nefsini tahriş edip seni rahat bırakmayan şeyi terk et. Üç tane hadis. Yalan kalpte ızdırap ve darlık veren şeydir. 36'ya 40. ayette 36. sure ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Ee, yok e, bu fıtratta vardır. Fıtratta yalan yok olduğu için. O, fakat bastırmıştır hissetme zaten. Mesela dün söyledim siz asla öyle zannediyorsunuz ölüm korkusu tutmaz. Ölüm korkusu, imam müsaade etmiyor. Ölüm korkusu değil o. O bizim korktuğumuz ölüm korkusu zannediyoruz ama sen bilmediğin için ölüm korkusu. Ölüm korkusu kafiridir. Müslümanın ölüm korkusu hesap korkusudur. Yani sen ötesini bilmediğin için buna ölüm korku demişsin. Ölüm korkusu değil bu. Kafirin ki ölümü, yokluk korkusu bizim ölümümüz. Hesap, değil, hesap, korkusu. hesap korkusu, varlık korkusu. Varlıkta ne yapacağım? O yokluğun korkusu. Sen hiç yok e, yokluğa hiç haşa kafir oldun mu ki ölüm korkusunu bilesin? Ölüm korkusu, yokluk korkusu kafirde a olur. de olmaz. Mesela e, şu 11 tane mi 7 tane mi şey zıttı şeydir. Vücut, iman, hayat 32. sözde geçiyor ya. Yani vücudun lezzetini bilmen için ademi bil Adem ilmen biliyoruz. Yokluğa atılacağım diye bir şey bilemezsin yani. Fikren sen söylüyorsun. Yokluk. Adam yaşıyor kemiğine kadar yaşıyor. Anlamazsın o. Anlamayız. O sendeki ölüm korkusu yok kardeş öyle bir şey yok sende. O hani Allah görmüyoruz meselesi var ya. Nasıl görmüyor? Ama göze indirgedin. Vicdan görüyor. O ölüm korkusu değil sen ona öyle demişsin. O değil o. Bir abi video seyrettim. Size de e, attım da seyretmediniz. Seyretmedim, seyretmedim. Bir tane. Atsaydın keşke. Attım da seyretmediniz. Seniz etkilenecektiniz. Gene atacağım ama. At ama. Daha tamam. sonra e, ölümle ilgili kitap yazmış bir adam. İngiltere'den mi? orada bir yerde. E, ölümün yani işte çok da işte yani ölümü düşünmezsin. Bir şeyler kendince bulmuş var. Yani. Adam yazmış. Sonra 80-90'lı yaşlarda eşini kaybediyor. Eşini kaybettikten sonra o kısmı anlatıyor. Bu zata da bir canlı yayın attı. Bu zata. Ölümü, ölümü anlatıyor abi. Ha. Yani ne? diyor ki yazdığım <laughs> kitabı diyor tamamen attım. Yani bir de söyler misin? Kitap yazmış. Kitap yazmış ölüm korkusuyla ilgili, ölümle ilgili. Sonra kendisi onu, onu yani şöyle diyelim, İlmel Yakin yazmış. Sonra Hakkal Yakin ölüm korkusunu yaşayınca onu anlatıyor. Ha. Ve eşini kaybediyor. O yokluğu, yokluk şeyini diyor ki o kitabın diyor kabul etmiyorum diyor ki şimdi anladım ben diyor ölümü. Böyle bir anlatıyor tasvir etti. Belgesel çekmişler böyle adam. Ee, ben gruba olmazsa atayım böyle hani o demin dedik ya biz ölümün o yokluğu içliği bir ifadesi var. Yok olmayı. Diyor böyle bazı cümleler geliyor böyle iman edecekmiş gibi dışarıya bakıyorum diyor bütün yapraklar varoluş her şey ama hepsi boş. Beni yakıyor. Yani evet. öyle ibretlik ifadeler var ki. Yani ben, ben biraz bunu şey çok, değil. Çok etkiledim yani. Çünkü bizim yani görmediğimiz ya da hissetmediğimiz duygular. Atarım ben onu. Ötenazi nazi var. Almanya'da kanuna serbest yapılmış. Öteden beri İsviçre'de var. Oraya gittim ben. Ötenazi Gidiyorsun iğneyle. Seni öldürüyorlar. Resmi. İmamım dedim. İmamım dedim. İçeriye kadar sokmadılar dedim ki ben pastor pastor hoca. O adam o dikildi karşıma da. Kaç vardı? Zannediyorum. 73 70 ya. Öyle gitmiş ondan sonra Ötenazı yaptıracaktı. Oraya kadar salonda, oraya kadar beni beni götürenler e, tercümanları da sokmadılar oraya kadar ama içeriye uygulama yerine sokmadılar. O adamı şen dikildi karşıma. Ne ölüm korkusu ha sende ya. Öten azı götürsem seni. Ne ölüm? Sen de varlık korkusu. Varlık varlıkta mahrum olurucam. Ebedi ve sonsuz nimet vücut bulma bulamadım. Eksiyim. Kayıp gidiyorum. Kaydı elimden. Vücut bulamadım. Nakdi ömür öldü oldu, oldu heba. Yola geldim lakin göçmüş. Cümle kervan bir haber. Ağlayıp Nalan edip düştüm yola. Tena garip. Dide giren sine bilen akıl hayran bir haber Bu işte yani varlığın kayması. Varlığın elden gitmesi bizdeki. O değil o seninkisi. Sen hayal edemezsin bunu. Kafir olman lazım. Adem korkusu olamaz ki. Sen nasıl olacak? Kafir olman lazım. Ama biz böyle ortak bir Müslüman'ın ortak şeyi var. Buna bir isim koyduk. Nasıl diyecek Adem'in korkusu? Ya orada öyle diyor. Lemalarda geçiyor. Bir ticaret yapmadım, yapamadım değil. Nakdi ömür oldu heba. Hani hebadan korkuyoruz. Vücut, vücuduk kayması, vücut kaydı. Vücut gitti. Vücut daireleri kaybettim. Onun korkusuyla Adem korkusuyla ne alakası var ya? Daha hiç alakasız yani. Sonsuz fark var. Hiç o iman küfür gibi bir şey yani. Ne acayip bir şey ya. Ben bu tür şeyler etkiliyor. Mesela inerken bu tür şeyler çalıştığı için kafam. Mesela adam keşif yapıyor. Yani bir adaya adaya bir bulunma hiç kimse gitme yere keşfediyor dünyanın Brezilya ormanında bilmem. Varı keşfediyor da beden bedenler. Ya biz bu derslerle gayemiz ne ya? Bu derslerle keşif var ama Ortada Brezilya orma, ormanlar gibi orman yok, bir ada yok yani. Keş bir kere keşfedeceğimiz sistem bilmiyoruz. O sistemi keşfedeceksin de ondan sonra sana açılacak. O sistemin talepleri olacak. O zorluyor. İster ister, ister istemez geleceksin. Başka şansın yok. Kendini merak edeceksin. O sistem uyandı mı? Ta hiç kimsesini tatma nereda duramazsın. Bak bir daha söylüyorum. Beden bedeni keşifleri talep eder. Brezilya ormanlarda ne var? Kutuplarda ne var? Bir görsem. Bunun gibi değil bu aşk. Bu keşif aşkı. Ee, enfus alemi sonuç değildir. Sonuç değil. Sistemdir bu. Bu uyandı mı bunu tutturamazsınız. durduramazsın. Neye benziyor? Hiçbir ders memnun edemez. Ondan kaynaklanıyor. Sen de bir enfus uyandı mı? O da keşif, keşfediyor. Keşif istiyor. Ama Brezilya ormanları gibi yani. İnsan göz var, görmek istediği gibi, kulak var, işitmek istediği gibi. Uyanınca o keşifler yapmak istiyor. Allah zerre kadar uyandırmışsa böyle şükretmek lazım. E nasıl şükretmek lazım? Yani onun şeyi yok ki zerre kadar mesela diyelim ki biyolojik olarak beden beden hayatını tanıyor. Beden hayatını tıp. Keşfettin. Sebep-sonuç ilişkisi ya. Başka var mı? Bu olursa bu olur. Bu olursa olur. Bu olursa... Dima olsun, kalp olsun, asan biliyor. Böyle bir ilim yok diyor adam. Profesör adam. Ben burada doktor. Böyle bir enfusi şey yok ki. Adam kendisi bir şey. Dimağız şeyine gelmiş adam. Sebep-sonuç. Tanımladığı bir şey. Bu enfus öyle değil ki. Başka bir şey ya. Yani şey demek istiyorum. O uyandı mı... Onu durduramazsın. O giderdi gider. Yani o cinsten keşifler yapar. Brezilya ormanlarını keşfetmeye benzemiyor. Bu beş yaşındayken sizde uyandırılmış olan neydi? Bir mevhime miydi? allah Teala'nın karşılıksız verdiği. Herhalde öyle bir şey olacak ki onu koşturttu yani. Onun peşinde hiçbir zaman unutmadım. Evet mevhibe ilahiye yani. Başka ne olabilir? 3 dört tane var öyle beş tane. Nasıl olacak yani? Yani o 5-6 yaşındaki çocuk Dünyada sırf ben varım, başka kimse yok. Ee, yani mahiyet insani birdir, inkısamı gayrimümküdür bilmiyorsun ki bunu. Ama diyorum ki anne hani hiç kimse yok. Herkes bir ben varım. Oğlum onlara ne diyeceksin dedi, onlar var. Öyle zannediyorum dedim yani. Öyle değil onlar. De uyanmış o zaman şeylerden? Ütübeş. Yok o zaman Allah merak ettirmiş yani. Hani bir şey yok o. Yani bir şey yok. Mevi ile o zaman merak etti bunu... Şapma hatta geri dönüp daha bakıyorum. Daha yok diyorum. Neyse. Araz cisimsiz, cisim de arasız olamaz. Ee, yani sıfat. Atomlar tıpkı nokta gibi boyutsuz ve hacimsizdirler. Atomlar tıpkı böyle nokta gibi boyutsuz ve hacimsizdirler. Ancak onların birleşik hali olan cisim 3 boyuta sahiptir ve uzayda yer kaplarlar. Yani bunlar. Eşyanın ilki hiçlikten yaratılmalarında irade var. İrade. Var olandan sonra da kesp yani ihtiyar var. Biri Adem'den vücuda, diğeri vardan vara geçiştir. Bir daha ısırmak için yapıyoruz. Daha metine geçmedik. Eşyanın ilki hiçlikten yaratılmalarda irade var. Hiçlikten yaratmak irade. Var olandan sonra da kesp yani ihtiyar. Biri Adem'den vücuda deri vardan vara geçişti o. Vardan var. Ara sonradan takılan. Şey. Evet. Ara sonradan veya sıfatları. Eşyanın sıfatları. Ya mesela elektrik yani enerji... Mesela ışık arazdır. E ama eleti kendisi ceberdir. Çünkü her şeydir. Ama bir şey dönüşmüş. İnsan katip, ayakta duran, oturan şeklinde isimlendirilir. İnsan, nedir o? İnsan dedikler zaman dünyada. Katiptir, ayakta durandır, oturan şeklinde isimlendirilir. Allah ise, bunları yaratan ve dileyendir. İlmi kelamın alimlerinin şeyi insan insan da Allah tarifini yapıyor. İnsan şirk gibi hiçlikten dileyebiliyor, tercih edebiliyor. Bu tarafıyla irade vardan vara dilemesiyle de ihtiyarıyla yapıyor. Mesela olmayan bir şey şu anda Arnavutköy'ü yok edebiliyorum bunu dileyebiliyorum iç alemde. İnsan şirk gibi, şirki de dileyebiliyor. Şirk. Yani kafasızın kafasında var şirk. Mevcutta, vücutta şirk yoktur. Yani yoktan var edebiliyor iç, insan iç aleminde. Onu şey desek o ipta, irade, inşa, e, ihtiyar desek de o, o, gibi mi anlat? Oo. Yani bizim şey ısırmak için böyle şey tabirin kalıyor. İbda, inşa, Var ya böyle, şeyde, neredeydi? Ee, 300, şurada bir yapmıştım böyle. Mesela haber, doğru ve yalana muhtemel olan kelama denir. İnşa, eğer bir kelam doğru ve yalana muhtemel değilse buna inşa denir. Biraz gidelim, metne geçeceğiz. Ama çok ilginç tabirlere. Bunlar ilimlerden süzülmüş cümleler yani. Onlar okunmuş. İlmi kelam alimlerinde ne diyor diye onlardan aldım. İrade ne diyor diye. Onlar hulasa bakayım bize ne tutuyor. Bir de onları bileyim diye. Bak bu nasıl tarif etmişler? insanı, insan katip, ayakta duran, oturan şeklinde isimlendirmişler. Allah ise bunları yaratan ve dileyendir. İnsan şirk gibi hiçlikten dileyebiliyor tercih edebiliyor. Bu tarafıyla irade, vardan vara dilemesiyle de ihtiyar sahibi. Aynada gözüken güneşe iki cihette bakılır. Cümleler hep birbirine kopuktur. Aynada gözüken güneşe iki cihette bakılır. Zahire göre ayna yok, sırf güneş var. Batından bakınca ayna asıl, araz, güneş. Yani bakınca ayna asıl, araz, güneş. Yani güneş ayna zemininde gözükür. Mesela e, olaylara bakışta dışarıdan bakınca abiler dışarıdan aynaya ayna yok. Müddin Arabi öyle olmuş. Temmuz Ağustos ayında bir ay, saat 1'de e, aynaya bakmış misal. Aynanın şiddeti zuhrunda o güneş gözükünce ayna gözükmez ki. Ayna gözükmez. Orada güneş var der. Güneş gözüküyor şiddeti zuhurundan ayna yok olmuş. Hani Allah niye gözükmez? İki şey için söyler. Şiddeti zuhurundan Adem'in zıttından diyor. Adem onu yani yokluğu onu gösterir Kayıtlarda. şuradan şu. Bu masa niye diyorsunuz? Kayıtlanmıştı ondan. Ama karıncayı buraya koy. Bu nedir desek? Karınca bu masa olduğunu bilmez. Adem'in yani masasızlığın Masasızlık masa iyi belirledi. Mesela herkes şöyle derdi. Ben tuttum masa var. Tamam masayı hissettim. Ben de de tuhaflık oluyor. Bu masa aslında ben de ilk önce şey geliyor hatırıma. Elimi hissediyorum. Masayı hissetmek değil mi? İkisi de doğru. Dışarıdan bakınca ayna yok. Güneş var. İçeriden bakınca güneş orada yok. Esas aynadır. İr Son, sona doğru gidiyorum. İşte, irade ile ihtiyara da böyle bak. İr i̇rade ile ihtiyar böyle bak. O kadar acayip bir tespit ki bu. Meraklısına. irade ile ihtiyar biliyorsunuz ihtiyar akliydir, irade vicdanidir. Yani ihtiyar akliydir. İrade vicdanidir. İhtiyar akıldan beslenir. Davut, irade vicdandan beslenir. Bir daha. İhtiyar, ihtiyar akıldan beslenir. İrade vicdandan beslenir. Ee, şöyle baktığın zaman batın ve zahir, e, ee, zahirde mesela baktığın zaman güneştir. Bunu ihtiyar der. Yok aynı asıldır. E, ee, güneş arazdır orada. Sonradan olmuştur. Şiddetli gözüküyor ya. İşte iradeye şey irade ile ihtiyara da böyle bak. Batında irade zahir ise de bak batında irade zahirde ise ihtiyardır. Ha, batında irade virgül koy. Koymayınca koy, böyle olur. Efendim, bize tarif ettiği İbrahim Aleyhisselam'ın e, hani aya güneşe bakması o ihtiyar mı tarif? Aynen bunun gibi evet. Bunun gibi. Sonra ilk önce zahire baktı. Bu ilah olması lazım. Çünkü harikadır. Tasarrufa sahip buralara. Buralara tasarruf ediyor. Herhalde ilah budur dedi. Değilmiş yani. Sonra bakmış. Sonra arazdan cevere geçmiş. Bakmış ki değişken nasıl ilah olacak. Batından bakma yolunu irade. Zahirde bakma yolunu ihtiyar yapıyor. Batında yoku var edebiliyorsun aleminde. Yok. Şirk gibi. Kainatta yok vücudu. Ama insanda var ya şirkin vücudu. Şirka, bunu irade yapıyor. Dileyebiliyor ya. Nasıl ki meydana gelen işin şimdi böyle nereye götürüyorlar alimler? Cebriye'ye gideceğim. Evet, Ehli sünnete gidiyorum. Mutezile'ye gidiyorum ve bitiriyor. Nasıl ki meydana gelen işin mutezile'ye göre tamamen insana Cebriye'ye göre tamamen Allah'a aittir. iradeyi şey yapmış. E, vücudu harici de e, Ettirmiş taluk ettirmiş mutezile. Güzel olsun. Cebriye, cebriye de irade. Biri zahire, biri de batına. Yani bu tabi ilmi kelamlarda böyle e, şey değil. Evet. Yani eski kavga yapılmış. Bunun hakkında ne kitaplar yapılmış, ne fikirler dönmüş. Cebriye, mutezile ehl sünnet. Ha bu kadar bir yerde kulasalandır ama merak edenler için tabii. Merak etmeyince. Demek ki niye böyle olmuş? E, batından bakma yolu iradedir. Zahir, bir temeli söylüyorum. Zahirden bakma yolu ihtiyardır. İrade yoku da var edebiliyor. Mutezile ile Cebriye. Mutezile diyor ki tamamen e, meydana gelen işin fiili insana ait sebebi nereden bakmış? E Cebri tam insan ait. Mutezile sanki ihtiyara Mutezile zahirden bakmış. E Cebri de iradeyle bakmış, batından bakmış. Öyle hükme varmış. Biri zahirden, biri de batından bakmış. Bunu ben şey yapıyorum batında insan şirki bile irade edebiliyor. Yani kafasızın kafasına şirki yapabiliyor. Bu tarafıyla irade. Evet. Çünkü ama bunu nefsül emirde yapamaz, olmaz. Çünkü yoktur. Usta diyor ki ben İslamiyeti ihtişa şey yapıyorum, diliyorum, arzu ediyorum ama irade edemiyor. İrade edemiyorsun. Yani her irade edilen şeye kudret taluk etmiyor. Etmiyor. Ama i̇radeyi kayıtlamış oluyorsun o zaman. Evet. O zaman ihtiyaren şirki tercih edemiyor. Çünkü nefs-i emirde vücudu yok. Yani ihtiyaren şirki, şirkin yeri yok ki Allah'ın zıttı yok. Z zahirede kim bakıyor? İhtiyar bakıyor. Batına kim bakıyor? İrade bakıyor. E şirkin zahirde, nefs-i emirde, vücudu alicide vücudu yok. Ama kafasızın kafasında var. Şirkin varlığı. Allah'ın yokluğu. Allah'ın yokluğu vücutta yok. İnsanda var. Kim yapıyor bunu? İra i̇htiyarla değil bu. İrade yapıyor. Çünkü irade ile nefsül emirde olsun, vücudu olsun olmasın bakmaz. Keşfettik dedik ya böyle bedeniyle, preziyle, Sibirya'yı gidip keşfetme merakı ne kadarsa gözün açılmasıyla bakmak, kulağın açılmasıyla işitmek gibi. Batın açıldı mı bu yolu tutamazlar seni. Çünkü batın keşfedilmesi bir sistem olduğu gibi insanın batını. Bir de o sistem çözüldü mü sistemin çözeceği, çözdüğümüzü biz sistemi çözersek sistem bizi çözecek orayı. O sistemin işi. Bana diyor ki vücut bunu bana sok. Bunun ne olduğunu. Patatesin içinde ne var? senin işin değil o. Magnezyumu, kalsiyumu o senin değil. Sen bunu bana sok içeri. Onu çözümlemeyi ben yapacağım. Aynı bunun gibi de enfus diyor ki sen beni çöz. Benimle çözülecek iş benim işimdir. Onu ben çözüp sana oraya seni taşıyacağım. Enfuse tuhaf var. Ee, yani zahirde Brezilya'yı keşfetmek. Yenk <laughs> Sistem sistem İlk defa diyor, Yok, da olmaz ya. bir <laughs> yani bir insani midir? O kim mesela içeriye al ben çözeceğim diyen kim? İşte iki, iki, hangi makamda sordunsa odur diyor. Bu haşir nerededir peki bu makamda dedim. Anlatıyor. Dedi ki kim soruyor bunu? Durdum. Sorandadır, oradadır. Mesela e, Brezilya'yı keşfetmek istiyoruz ormanı. Dahil olman lazım. Duhul etmen oraya doğman lazım. Burada öyle değil işte. Ee, olman gerektiği yerdesin zaten. Keşfettiğin şeye dönüşüyorsun. Yani mülküle melekut böyle bir şey. Çok güzel bir <gülüyor> <gülüyor> yani enfüste enfuste, enfuste böyle mesela diyelim Brezilya'yı keşfettik biz. Mesela gitmem lazım. Keşfettik değil mi? Var var, bil, keşfettim diye gittim mi? Yok. Keşif keşif ayrıdır. Vücudunu bilmek ayrıdır. Ona dahil olmak, ona sahip olmak ayrıdır. Enfüste öyle değil. Çözdüğüne dönüşüyorsun. İlk başta çözensin. Sonra çözülensin. Sonra çözülensin. Aynı yersensin. Çözen de çözülen de sensin. Bazen de çözük geliyor. İşte biraz biraz önceki 5-6 yaşındaki şey gibi. Ama bunu nefsil emirde yapamaz olmaz çünkü yoktur. O zaman ihtiyaren şirk tercih edemiyor çünkü nefsil emirde vücudu yok. Fakat şirkin nefsil emirdeki türevleri, tezahürleri olan gaflet, dalalet, sefate ve kebaileri iltikap edebiliyor. Çünkü günahları ihtiyarla yapıyor. İrade ile değil. İrade işin hakikatına İhtiyar da suretine taluk eder. O anda olarak yani. batını olarak kilitleniyor. Başka bir hadis var bunlarla alakalı ama ahkam çıkartamayacağımız için. Kebair işlerken iman gider diyor. Sonra gelir. Çünkü iman sabit değil. Gider gelir büyür küçülür. Çok tuhaf. Bu bile mesela şu anda zahiri ilimlerle uğraşan abiler var diyeyim yine yani Müslümanlar. İmanın değişmeyeceğini söyle ders yapıyorlar. Onlar neyi? Yok onu da çok iyi biliyorlar ki imanın değişen değişmeyen iman esasları olmadığını soka yani usta da muhalefet etmek için gülünç maskaralığa düşüyorlar. İman değişmez. Nedir? Nasıl değişmez? Ebu Bekir'in sıdığın imanıyla radiyallahu anh, senin imanın, Allah Resulü'nün imanıyla, Hazreti Ömer'in imanı Gazze'dekilerin imanı ile senin imanın bir mi? Yok iman altı tane esası. O iman denmez ki onun esasat imani denilir. İman, esasat imani değişir mi değişir mi demedik ki. İman değişir. İman sabit olsa cebir olur. Gidi, gider, gelir, büyür, küçülür. Bir şey ya bir şey usta da muhalefete çık ya. Bu kadar yeter inşallah. Aslında da e, girecektik. He? Tamam. Çok var. Evet. İrade ile alakalıydı zaten de. Şimdi geçiyoruz. Sevgili kardeşler. Şimdi böyle çalışa çalışa paldır iş yapmak istemediğim biliyorsunuz. İrade ne diyor? Kainata. irade kainatta nasıl? İrade insanda nasıl? İnsanda Şer'i tekmini yani kanunlarla ve namuslar olarak mı tecelli? İrade büyük insanda, kainat da böyle. Ee, küçük kainat olan insanda irade nedir? Evamiri tekviniyedir. Kainat daha biler e, irade şer'i tekmini olarak gözükür. Kanunlar namuslar olarak gözükür. Kainat büyük insan. Küçük kainat olan insanda irade ise evamiri tekvine yani ihtiyaç, iştiyak, incizap meyil olarak kendisini ifade eder dedik. Bunu da içiyorum. Bunu konuşmuştuk. Yani çünkü kullanacağız. 283'te naklediyorum. Neyi naklediyorum? Ee, hemen arka sayfa 280. Emri tekvini abiler dört tane sıfatı tazamun ediyor. Emri tekvini. ilim, irade, kudret ve emir emir. Emri tekvini iki tanedir biliyorsunuz. Bir ayatı tekvini, bir evameli tekvini diye. Çok çok ilginç olan tespit. Belki de bu iradede en çok bizi keyiflendiren, çok tuhaf, ufak gibi gözüküyor ama kelam ilahi kelam-ı ilahi illeti tameli oluşu tespiti gözükmemiş bir tespittir. Yani kelam ilahi ilim, irade, kudreti tazamun ediyor diyor ya 430 sözlerde. Sari, değil mi sari ama ilgiyi çekmemiz sari. Yani şöyle ilim, irade, kudreti tazamun ediyor diyor da ama onun adı nedir? Üçünün adı. İlleti tam Peki benim hemen aklıma o şey geliyor. Ben mesela ben ayeti okuyorum size. Ama size tesir etmiyor. Yasin'i okuyorum. Yasin'de aynı ayeti okuyorum. Tesir ediyor. Aynı ben, de. aynı ayet. Peki hangi sistem o ayetin illeti tammesini devre dışı bıraktı, birisi de devreye aldırdı? Mesela, e, onu 538'de diyor ya. Eee insan efkarları, fikirleri, marifet ilahi kainattan getirdikleri zaman onu musaddık, tasdik edecek bir şey bulamadıkları zaman sönerler. İlleti tam oluş o gelmesidir. Hatta öyle bir şey ki küfrünü arttırıyor adamın. Kur'an illeti tameli olmasa iman, ehli imanın imanını artırırken aynı ait küfrünü arttırıyor. Eylemsel suyunu arttırıyor. Bardağa koyuyor. Ötekisi ise illeti tameli geliyor, vuruyor. İlleti tame yani o yani şu illeti tame. İlle seni şey yapması, e, yükseltmesi, şey yapması değil. O okunurken kendisi yaptırıcı özelliğe sahip okudum siz yaptırtmadınız o devre dışı bırakan illet tanmeyi bile o ne o işte dedim ya 538'deki efkarlar ve duygular marifet ilahi getirdiği duyguları içeride musadak yok kimse yok şöyle sen kargasmineye oturur musun kimse yok yani içeride musaddık tasdik edecek gelenleri onaylayacak gel buraya içeriye geliyor önemli olan geldi mi illeti tameli fikir değil bu mesela Kur'an ilim irade kudret tazamını diyor ya. İrade var o kelamda. İradeni. Kudret de var ama boş. Ev boş. Yani ilim de var. Yani geliyor. O önemli olan gelen kişi değil bu muhatap. Kur'an okunurken, kelam ilahi okunurken kendisi. Bak bir ben varım. Bir de kelamım var. Bir de sen varsın. Sen demiyor. Kelamın şu havadaki kelam illeti tahammülü. Şöyle, şöyle bir sal vereyim belki daha. Şimdi radyo televizyon dalgalar var mı abiler? İlleti tahammülü. İlleti tahammülü. Televizyonu aç. Şimdi niye çalmıyor? İlleti tahammülü yok mu? Onu açacak, onu buraya ifade edecek, yakalayacak, ona eleyecek şey yok. Absörbesi yok. O zaman milleti tahminim bir tane daha bir şey olması lazım. O zaman onu açacak bir kısım da... yani üç, burada emri tekvini dört tane insanı yapılandırması için... O zaman şöyleydi ya, lüzum, vücut, zaruret dediğimiz bir de e, alimlerin dediği şey vardı. Onlarınki daha uygun o zaman. Neydi onlarınki? İlle-i İlle gayi, ile i maddi i i suriye. Gibi yani o zaman yerde olacak, o değil mi? O karşılıklı... Yok şu, zat, zatın kendisi. Tamam. E, illeyi failiye, fail olması lazım. O failin gayesi olması lazım. O yapacağı şeyin sureti olması lazım. O yapacağın şeyin ille maddesi olması lazım. Evet ama şu önemli olan o değil Osman. Şu kelamın kendisi insana uygulama. i̇nsanda ortaya çıkar çıkmaz şu anda. Radyo dalgaları gibi. Ben şurasıyla ilgileniyorum. Yani o içinde var ama öyle bir sistem var ki onu bile devre dışı bırakabiliyoruz biz. Ediyor. Yani, yani illeti tahammüli bir şeyi kabul etmeye. Aa işte radyo dalgaları var. Ne çalmıyor? O zaman bendeki sistem illeti tahammülden daha üstün bir sistem mi var yani? Ee, çünkü <laughs> e, insanda var tabii. Çünkü kelam nereden gelmiş? sıbıtı sıfattan. İnsanın yapısına baktığın zaman mayyeti zatiyeden var, şuhunatı zatiyeden sistemi var, sıfatı zatiyeden sistemi var, sıbıtı sıfattan sistemi var insanda. Esma ilahiyelerin sistemi var. Bütün esma ilahi gösterebilecek sistem var. Bütün sıfat ilahi gösterecek sistem var. Bütün şuunat-ı zatî gösterecek sistem var. Bütün mayyet gösterecek sistem var kelamın illeti tammesi iman değil imandır mı demek istiyorsun? O yüzden mi hani kelamda illeti tam olması lazım diyorsun? Yani şeyi karıştır şey yapıyor. Kendisiyle insana mutlaka tesir edecek. Etmeyebilir. Yani şu anda radyo misali gibi çalmıyor diyemezsin. O zaman illeti tammei nereye koyan? İlleti tammei niçin var diyeceksin? Ha Paket yani, ha? yani. açılırsa demek ki paket açılırsa tamam, ya. bir sistem var o zaman. Evet paketini açarsan o hiç karışmıyorsun. Mesela yemeği soktun ya. Vücut diyor ki ben onu yapılandıracağım. Ben onu tefrik edeceğim. Patatisten kalsiyum, magnezyum alacağım. Sen yeter ağzından sok. Veya koku. Onu içeriye soktun mu? O sistem içeride ona dönüşüyor. Yani kısacası illeti tamelli olan Kur'an içeride yapı oynatırsa yani müsaade edersek o zaman ona dönüşüyor insan. Oraya gitmiyor. İlleti Tanrı o demek. Yani buradan ben Brezilya'yı keşfetmek bildim. Keşfettim ama görmedim. Gitmem lazım. Ama bu illeti tan Kur'an öyle değil. Girdiği zaman eğer onaylanırsa ona dönüşüyorsun. Yani bu özelliğe onu seni oraya taşıyor kelam. Seni oraya taşı, ona dönüştürüyor. İllet-i şeyi, esprisi, güzelliği o. O kelam ilahiye dönüşüyorsun. E o zaman insan eline natikul Kur'an oluyor. Canlı Kur'an'ım oluyor. O ayetlerle bu ayetler mutabık oluyor. İnsan-ı Kamil. Yani o ayet nedir o? Evamiri tekviniye. Enfusi hayatı tekviniye. Evamiri tekviniye ile hayatı tekvini gelince o işte insan ka, insan kainat kadar büyük oluyor. Cüziyetten külliyet kesmediyor. İrade neydi? İrade, irade cüziye. Nasıl irade külli olacaksın? İrademle iradesini irade edersem, iradem külli olur. İrademle, benim irademle Allah'ın iradesini irade edersen benim iradem cüz'ilikten çıkar, külli olur. Külli irade. O, peki ne işi o? Alacağım. Abi. O zaman ne oluyor irade? Sanki kainata tasarruf yetkisini alıyorsun. O adama hidayet verebiliyorsun. Yani hidayet derken vesilelik. E, i̇radesini irade ettiği için e, İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüyü diriltiyor. Allah'ın izniyle gözünü açıyor. Allah'ın izniyle yalvarıyor. Ya Rab buna hidayet nasip et diyor. Kalbi açılıyor. İrade ediyor. Allah adeta insanın şu kutsiyetine bak Üç halim. Allah kainattaki yetkiyi, nefsî yetkiyi yetkiyi insana kısmen veriyor. Mucizeler bundandır. Kerametler bundandır. Himmetler bundandır. Himmetler bundandır keşifler bundandır. Bu acayip bir şey bu konuya. Bak şimdi. irademle iradesini irade edersem cüzi irade külli irade olur. Ne demek bu? Şu demek. Sanki kainata Allah bana yetki verdi. Bu yetkiyi alacak kadar bu kadar geçti. Nasıl veriyor başkan bu müdür yardımcısına bu kadar yetkiyi? Çünkü o başkan yardımcısı o yetki alana kadar 20 senesi geçmiş. Paldır küldür diye vermezler. Eğer Hasan kerameti suyun üzerinde yüzmeyi, oyun oynamayı yapacağını bildiği için suyun üzerinde yürümeyi bana etki vermemiş. Ne zaman adam gibi adam olacaksa bana suyun üzerinde yürümeyi verir. İşte iradesini irade edince Kainata, tasarrufa yetki vermek demek bu çocuksu hallerinden çıkıp ona tam uygun bir hale almış. Alınca ne oluyor? Allah diriltmiyor mu ölüyü? E, iradesini irade ettiği için iradesi külli oluyor, illeti tam oluyor, ölüyü diriltiyor. Allah'ın iradesiyle. Yani benim pistim iradeyi cüz'iye, Uç, uçak iniyor iradeyi külliye, benim pistime iniyor irademle iradesini irade ederse ben ölüyü de diriltirim. Kabrin üstünü de açarım. Seyrederim. Kerametim de olur. Elimden parmaklarla su akarak mucizem olur. Ondan sonra ben birkaç yerden camiden çıkarım. Somuncu Baba gibi. Geylani gibi 10-15-20 yerde iftar yaparım. Gözünü açarım. Körün gözünü açarım. Alın, Bu nasıl oluyor? iradesini irade ettiği için iradeyi külli oluyor. Evet, kalbin ve ruhun derece hayatına çıkarsın. Mesela üstat 27. gece yapmış Kadir gecesini, değil mi? Mesela ayda şey, hep sizlerin son 10 günde arayılıyor ya bu. İşin değil ki. Ama tasarruf yaptığında ha, ha ha. ha. Yani? Emri tekvini ilim, irade, kudreti e, tazamun ediyor. İlim, emir, irade, kudret. Biraz ders şey yapmış olur mu bilmiyorum ama hani bu iradeye irade etmek dediğin şey aslında kendini terk etmekle ortaya çıkan bir şey değil mi? Evet. Yani oradaki aslında sen değil o oluyor artık. O yapıyor. O irade ediyor. Aslında orada sen kendin yoksun. Sen kendini terk etmektir zaten onun iradesini kendinde aktif etmek demek. Doğru. Secde anı nedir? Kendinden en çok uzak olduğun için Allah'ın yakın olduğundan da Allah'ın yakın olduğu an. Doğru. İradesini irade edersen sen yoksun ki. Yoksun. Onun üzerinde tasarruf irade etmesi. Senin üzerinde tasarruf ediyor artık. Sen sadece müşahit. Oluyorsun. O şey seyrediyorsun. Mesela Nadir abi de derdi ki bu konuda çok acayip. Hasan kardeş bazen dedi. Böyle dedi. Vücudumdaki tasarrufları seyrediyorum biliyor musun dedi. Böyle nasıl Nadir abi? Gece dersi yapıyorduk. Hücre böyle hani su mideye gidiyor bağırsak falan. Doktorlar var ya böyle bir makine yapmış akıyor. Öyle mi dedim, yok dedi. Böyle bir bakıyorum ki böyle sü, e, lambalar sönüp yanıyorlar, sönüp yanıyorlar. Var olup yok oluyorlar diyor. Lambalar. Peki peki nasıl oluyor? Yani bazen de tavanda da oluyor diyor falan. Yani e, adam çok e, cüz'iyetten külleti geçmişti yani kısmen. Onun için biraz meczupluk, biraz böyle... E, konuşmalarda ikisini karıştırıyordu. Yani nerede ne konuşacağım şey yapamıyordu böyle. Yani lamba gibi diyorsun yani. Tasa, şunu dedi sonuç niye söyledim? Allah'ın tasarrufunu seyretme makamına çıkıyorsun diyor. Yani sanki böyle ne bileyim bak şimdi. Böyle öyle bir hal alıyorsun ki kainatın arkasına geçiyorsun. İlk önce bedeninden yapalım. Bedenin arkasına geçiyorsun. Bakıyorsun böyle. Senin dışında hepsi cehran ediyor ya. Bütün böbreklerin çalışması, hücrelerin çalışması. Bu maddi. Hissiyatlar, duygularla latifeler, ister fikirler, şefkatler, muhabbetler, adavetler, nefretler. Vuhu. inan biraz dikkat edersen hakikaten tamamen senin dışında çalışıyor. Tamamen. Hiçbir şey. Ama fark şu. Buna şahit oluyorsun, şahit olamıyorsun. Yani e, tasarrufu ona bırakınca e, gidiyorsun parmağını felçli çalıştırırsın, koparırsın, parmağından su akıttırırsın. Yani ismi azama mazar demektir. İsimler adetleri, kuralları, kanunlar, namusları kullanır. İsimler. İsmi azamlar ise Esbab kullanmaz. Onun için İsmi azam. Esbapsız tecelli oldukları için İsmi azamdırlar. Artık o hayat vermek de esbab kullanmaz. Gidip değiştirir. Mesela gelmiş bir tanesi. Bir ben varmış kız çocuğun aburasında. E kız çocuğu neymiş? E buraya. Barla'ya. Hafız Ali abi galiba. Ondan sonra burası. Doğumdan kalma. Kur'an öğretiyormuş. Çocuklar vesaire. Köylüsü ya. Amca. O nasıl inanıyor çocuksa. Eski çocuk ya. Amca. Hafız Ali diyormuş. Sen dua edip elini koyarsan bu benim gider diyor. Burası diğer diğer çocuklar gibi olur benim. Koyar mısın demiş kız çocuğa. Böyle inanmış. Hafız Ali abi dolaşan vardı ya gaypta dolaşıyordu da barlada ondan sonra koymuş. Hadi sen besmele de senin besmeleyle olsun demiş. Böyle çekmiş. Hiç daha anaya bakmadı çocuk. Tamam gitti dedi. Bakmadı. İnsan bakmaz mı? İtimada bak. O hoca bu iş iş yapar. Ve gitti diyor. İnsan aynaya gidip bakar bir bakar diyeyim, bakmadı. Hakatin gitmiş yani maddenin arkasına geçmek çok büyütüyoruz ya. Şey de sanki önemli oldu. Hissiyatların arkasına geçmek. Ee, yani özellikle menfi hissiyatlar olduğu anda mesela kıskançlık, böyle bir gıybet hali, bir enaniyet hali. O an hemen onu seyredebilmek, arkasına geçmek. <laughs> yani bunu bir hayvan var orada. Bu hayvan böyle oynuyor. Hayvanın arkasına O küz gibi saldırıyor sağa sola. Yani nasıl böyle hemen ayar yapıyor, hemen böyle bir hırslanıyor. Hemen onun arkasına geçebilsek herhalde. Aynen. Aynen. Hissiyatına... E, tabii o ise en şey mesela diyelim ki pratik uygulanacak böyle hani üstte biraz daha sanki bazen daha kolay oluyor çünkü hani işte Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını seyrediyorum kainatta maşallah barikallah ama hani nefiste ve nefsi nefsil emirde Zor oluyor. Orada mesela kıybet halin oldu, böyle bir ne bileyim kıpta ettin ya da bir hayvanca istedin, arzu ettin. Hemen onun arkasına geçip o hayvanı görmek. Hmm. Mesela, mesela o yani zaten irade aktif etmiş bir insanda o hissiyatlar ortaya çıkamaz ki. Mesela gidemezsin ki oraya. Çıkar gene ya. Yani. Çıkmaz. Çıkar çıkar abi. O şey hali olmuyor. Tek düze bir hali olmuyor. Yok, tamam oraya düşer oraya, ama o şey farklı mesela. Sen orada zaten kendini terk ettiğin için o geriden bakmada... Çıkan ne o zaman onda? Görüyorsun. O makamda farklı. değilsin o zaman. Bakamazsın. Bilmiyorum, hangi makamsa artık? <laughs> yani bilmiyorum. Bir hayvan var. Yani hayvana ya. bakan var. Hepiniz şeyi yaşarsınız. Yani düşme çıkma ben yani. olduğunu düşünüyorum. Yok zaten öyle mi? Tam ifade yani, edemedim. Yani. Aklen mesela çok şey biliyoruz diyelim hastalık ve olaylar. E, ama hiç seni bir sürüklediği zaman... Yani aklı yetmiyor. Yani bizim burada o ilmi ifadeleri e, zikretmeden öte böyle hissi olarak arkaya işte yani yetmiyor. Onu, onu, yapmak gerekiyor ya da onu böyle oraya geçmeye çalışmak. İşte bu, bu zaten de enfusi dersinin için bir gayesi nedir? Ee, yani Risale-i Nur'da dört cihetle baktırıyor ya, evvel, ahir, zahir ve batın isimleriyle baktırdığı için bu Kendini keşfetmek kendinle. Kendi kendinde gezmek kendinde. Kendinle kendinde gezmek. Kendini kendinle keşfedeceksin. Kendini kendinle bulacaksın. o işte o sistemi, o bahsettiğimiz o senin de vesaire bahsetti var ya. O sistemin insanlığın en büyük derdi o. Böyle bir şeyi keşfetmek değil. Böyle bir sistemin varlığını bilmiyor insanlık böyle bilmiyor. Ben bunu e, öyle normal Müslümandan bahsetmiyor. Kelli felli yani Risale okuyan için de söylüyor. Risale okuyan için de söylüyorum. Bu enfusi bir sistemin bedenden daha harika keşf keşfedilmesi, çözülmesi gereken olduğunu, Risale-i Nur iki kanatlı gittiğini, bir mülk ve bir melekut, enfusi şeyi, enfusi diyor ya. Nereden çıktı, diyor. Yani Allah... Oysa Risale'de enfusidir diyor bu. Ayet-i Kibra'nın birinci, ikinci tabaka vesaire. Enfusidir diyor. 29. Sözü çok... Abi, eski büyük üstadlar, i̇mam işte, Rabbani ve Gazali, benim biraz baktığım kadarıyla, üstadın bazı meselelerini, veya İslamiyet'in tarif ettiği fıkhi meseleleri böyle bir tarif etmişti. Bakıyoruz ki giriş yapmışlar ve devam etmemişler. Tafsilat yok. Ciddi tefsirler gibi gelmiyor o zaman bize. Sureten baktığımızda. Fakat o zamanki çağın insanı için İmam Rabbani 300 sene önce çok büyük bir adamdı. Dünyayı etkilemiş. Gazali yine öyle. Şimdi de üstadın bu tefsirleri enfüsü manada umimileşmiyor. Fakat Risale-i Nur okuyorlar insanlar. Diğer yani Müslümanlar zaten birçoğu haberi yok. Haber olan da enfüsü tarafına hiç bakmıyor. Acaba bu enfüsü taraflar bir dönem sonra çağın anlayışı değiştikçe İtaç. Evet, genellenecek ve e, içindeki hakikatler bütün meratibiyle tebaruz edecektir diyor. Çünkü Kur'an'ın Kur son icaz manevisidir diyor Risale-i Nur. Son icaz manevisi buna ihtiyaç hissedilecek. Şu anda hissedilmez yer yerdir. Niçin hissedilmiyor? Gaflet ve sefahat, meyli dünya bu ihtiyacı hissettirmiyor. Peki karşı çıkanlar niye karşı çıkıyor diye baktım. Ee, kendi foyası ortaya çıkacağı için, kendisi kendisinde bu olmayınca ama önde de olmak istiyor. Bu sefer diyor ki bu yok öyle bir şey. E, yani. Korkunç bir şey abi. <laughs> Zahir ilk başta evet. korkunç bir şey. Yani buna ihtiyaç hissedilmiyor. Hissedilse de maalesef e, maalesef şey yapılmayca e, bu yoktur diyor külliyatta. Ne kadar cinayet, mana dünyasının canileri gibi yani. Sana yok. Sana yok. Adam dedi ya bir cenaze evinde gittiğim zaman ben de cevaz edeceğim. <laughs> Hep anlatırım. Buna kaşa gibi bir şey var. Ceset orada, burada konuşuyorlar. Şefaat yoktur diyor birisi. Felsefe şey yapmış. O tekisi nasıl yok şöyle. Ayetlerde şefaat de var yani. Ondan sonra a hoca geldi hocaya sorarız diye. Duydum ayakkabı çıkar. Girdim. sana aleyküm selam. Hocam dedi ya. Şefaat var mı yok mu bize Dedim ki. Niye dedim bunu soruyorsunuz? Hocam dedi ben dedi şefaat var, diyor. Şu arkadaş diyor ki yoktur. Sen var mı diyorsun? Sana vardır. Sen yok mu? Sen yoktu, Sana yok olsa bile sana olmaz. Sen olması bile sana olur. İnandığın gibi sana muameli göreceksin. Sana yoktur. Sana yoktur. Sana var. İtti. Adam niye bana olmazsın? Niye olmuyor bana? dedi. De, dedi mi, demedi. Senin dediğin doğrudur sana. <laughs> Devam ediyorum. 290 meylan var ya iradeden gelen evamiri tekmini, evamiri tekmini eden gelen ilk mertebe meylan 290. sayfada geliyorum abiler şeye okumadıklarımıza. Meylan neymiş? Topladım dört tane sıfatı varmış. Fıtrat yalan söylememesi meylanmış. Başka? Meylan, nüvüf. ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim demesi. E, bu da meylanmış. Meylan hayat piliç olacağım. Meylan incimat fazla yer tutacağım. Bunlar meylanmış. İhtiyak, incizap, ihtiyaç, farkı. Bu meylan abiler burayı da geçiyorum. Evet aynı aynı geçen hafta Evet <laughs> 292 Şeriatı Fıtriye abiler, Şeriatı Fıtriye. Şeriatı Fıtriye nedir? Risale'de çok geçiyor ya. Şeriatı Fıtriye meyil, ihtiyaç, ihtiyaç, incizapmış. Yani bunun cemi evamir tekmi nedir? Bu da iradeden geliyor. Bak, e, iradeden evamiri tekviniye, evamiri tekviniyeden iyim geliyor. Ha aynı zamanda bu evamiri tekviniyeye şeriatı fıtriymiş. Yazmaya gerek yok. Bunu çalıştık. E, Bunatı. Başka <laughs> e, kardeşler kelam e, ilimle İrade de kudretle beraber. Kelam dimağın sonucudur. İrade vicdanın sonucudur. Kelam dimağın sonucudur. İrade ise vicdanın sonucudur. insanda. Şimdi geliyoruz. ikiyi okudum. Şimdi üçü okuyorum. Şey hatırlatın. Geçeceğiz. Tekrar gibi zannediyoruz ama değil işte. 293'te sevgili arkadaşlar... E, ...sözler 433'te... E, ...burada söylüyor. Bu çok harika bir şeydir. Çok mükemmel. Hep duracağım. Kelamıyla elfaz-ı Kur'an'ı... ...ilim ve kudret ve iradeyi tazamun eden. Bak burada yazıyor. İlim... ...kudret ve iradeyi tazamun ediyormuş. Bu illeti tammetir. Kel, elfaz-ı Kur'an'ı... abiler vücudu ilmi değil sif. İlleti tamilidir. Dönüş, dönüşürsün ona. Mesela hiçbir şey anlamadığı halde babanı miras hukukuyla alakalı cenazede okunuyordu bir ayet. Kadın alıyor. Duygulanıyoruz. Aynı ayette alıyor, duygulanıyor, fikir yapıyor. Sevap oluyor. Oradaki cinli hastaya kalkıp gidiyor. Valyoz gibi oluyor. Şuap gibi iniyor. Eğer Kur'an illeti tameli olmasaydı cinli hastalar niye bağırıyor okuduğun zaman? Zor tuttular. Zor tutuyorlar. Evi yakıp yıktı diyor hafız. Dün. Buradan bizim ad adam gitti ya. Öyle mi? Aha. Öyle. Gitmiş. Bize sormadan gitmiş. Hafıza. Hafıza gitmiş. Hafız da e, işte evet, madem onun şey için geldin dedi Hasan. Ondan sonra evi yakıp yıkmış. Nasıl yani? Saldırdı her şey çünkü ben şey yapmıyorum ki normal konuşuyoruz bir şey yok Kur'an okuyorum çıldırıyor illeti tamelli işte niye bu konuşuyoruz sohbet ediyoruz bir şey yok Kur'an okuyoruz başka bir illeti tamlesini söyleyeyim Kullanın ya ne yaptın dedim kavis telefon ettim ondan sonra dedi ki bardağı koydum dedi Bunlar illeti tamelli ya illeti tamelli olduğu için ben size anlatmak ihtiyacın diyorum. Başka sahabe ya. Getirdim oraya dedi adamı. Adam o geldi o ayetle. O ayet okudum. Emrettim. Gel buraya. Allah adamı olunca öyle oluyor. Yeti oraya. Oraya ister istemez getirdi Kur'an onu. İlleti tamirli ya. Ondan sonra bağladım. İslam'ı teklif ettim dedi. E ne yaptın? Kabul etmedi dedi, dedi. Sen bilirsin dedi. Kıçına ateşi yaktım dedi. Yaktım dedi. Yakarken de çıldırdı tabii. Me niye anlatıyorsun buna sen? İlleti tam kardeş. Kur'an. O onun sadedinde anlatıyor. Ama kelam da hep böyle. bizim kelamlarımız da İlleti tam değil bizimki. Yok tesir altına alıyor. Sebebi şey. Yardı bileği. Ey sema. Suyunu kes. Eğer sönüyor. Olur mu? Ya o derece değil ama. Tamam daması yok. Evet. Tesir var. <laughs> tesir var tabii. İlleti tammeli değil. Vahiye ne kadar e, dinlerse illet <laughs> yok. O zaman o i̇lleti tam şey yok. İlleti tam ile istiyorum ben. Şimdi bu Kur'an'daki, evet. bu sistem adetullah'ta ve illeti tam illeti tammeli illeti tammeli olduğunu gördünüz mü? Bir tanesi. Nasıl geliyor? Geldi. Sonra şey geldi işte derse. Cuma dersine geldi. Avcılara. Adam değişmiş başka bir simaya bürünmüş. Çıldırıyor. Mutlulukta. Yani illeti tamir başka bir şey. Nasıl nüfus ediyorsun? Ha, bunun ikinci bir anlatmak istedim şu. Şey. İlleti tamirin dışında o aleme geçtin mi? Bak, elfazı Kur'an'ı ile o aleme geçti hafız. Adamı da geçirdi. Bak dedi kim o ne yapıyor dedi. Bak. Peki bu adam nasıl oraya geçti? Kur'an'la geçti. İlleti tamir. Kur'an kesince yok. Sıfır düşüyor. Buraya alem şahadete düşüyor. Bak gördün mü? O alem boyutu açıldı. İlleti tamı görüyor musun Davut? Havuz havuz. Bak diyor bak bak. Gülüyor. Çünkü benim bana hurufu mukatta öğretirken bazen hasta geliyordu. Ben de sen bir 35-10 dakika. Şimdi yapmıyor da böyle 10 seneden beri. Şu anda bizim işte şeyimizi adam paldır küldür gitmiş. Ondan sonra peki nasıl ne oldu? illeti tameliyle bu alemi şahadetin içindeki nihayetsiz boyutlardan bir boyuta geçti. O adamlar boyutuna geçti. Gel buraya dedi. Adamla konuşuyor. Niye böyle yapıyorsun? İslamiyet'i tebliğ etmiş. duyuyor. Ben duyuyorum. diyor. İslamiyet'i tebliğ ediyor. Ben duymuyorum kenarda. Bir şey de gördüğüm yok. Ben bir şey görmüyorum. Nerede var diyor. Gel bana diyor. Gel ben. Derste kullanırsın. Bir şey yok. Çünkü sende, sende <laughs> bir şey yok ki. Yani o illeti tamme yok bende. O illeti tamme okurken. Onun sahibi. Ondan sonra İslam'ı teklif ediyor. Müslüman ol diyor. 19. mektupta var ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe şeyine gitti diyor. İslamiyet'i tebliğ etti diyor. Kabul etmediler diyor. Başka yani illeti tamı görüyor musunuz başka bir boyutta? Demek ki e, elfaz-ı Kur'an'ı ilim, kudreti iradeyi tazamun ediyor. Yani bu başka bir şey ya bu bu nimet, bu bilgi, bu ne bileyim ya ne bileyim acayip bir şey. Öyle. Başka bir şey okuyorum. Lemalar, şimdi başladık. Okumadığımız yeri okuyorum. Lemal 290 sayfada. Lemalar 75 abiler. Hem insanın letayfi içinde teşhis edemediğim. Görüyor musun sen dedin ya. Ne var nasıl bir sistemler var. Ustad da diyor ki Teşhis edemediğim, Osman teşhis etmeye çalışıyor. Teşhis edemediğim bir iki latife var ki. Teşhis, daha keşfedemediğiniz böbrek, karaciğer. Yeni organlar. <laughs> Yeni organlar. 293. Yani evet şimdi tıpçılar, profesörler teşhis edemediğin organ mı var? Lan ustat nerede ya? teşhis demediğim başkan buralar içeride başka birileri var diyor. Yani içeride. Saraya, Saraya girmiş. Allah, Allah Allah. Tıp yani Risale-i okuma için, okumayanlar için diyor. Tıp şu neye benzetiyor biliyor musunuz? Şu bina var ya. Beden esastır. İçinde kim oturuyor? Bina var ya. Cam kırıksa rüzgar girer. Çatısı yoksa yağmur yağar. Doğru mu? Tıp bunu söylüyor. İçerideki maneviyat manevi hekim azık kişiler, Dindar Müslüman doktor ise içerideki adamın sıkıntısı yok mu ya? Aç belki. Belki psikoloji sorun var. Canı sıkılmış, ölüsü var. İçerideki adam bina ile beraber düşünür. Hekim azık bina ile beraber. Ya burada adam hasta olur ya nemlidir. İçeride adamlar var. O kadar zor bir şey değil ya. Yani beden cesettir. İçinde oturan benim ama kör olası, dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, işitmez sözümüzü hak söyleyen ayetleriz biz. Bina ile meşgul oluyor. Şimdi ne diyor? Sebep sonuç, tıp. Çatı yoksa yağmur yağar, aferin lan. Cam kırıksa yağmur, rüzgar girer. Eğer e böyle güneş görmüyorsa, güneş görmüyordur. Nem vardır içinde, girmeye gerek yok. Güneş görmüyor, karanlık. Tafun etmiş. Ama hekim azık. Bu işi merak eden, ya bir dakika ya, bu bedenin dışında bir şey olması lazım. Neden at gibi ya. Bunu kullanan var. Sarayda bir oturan var. İçeriye girer hekim azık. İşte Adamın aklım fikirlerini, vicdanın isterini, kalbin duygularını, ruhun latifeleriyle meşgul olur. Bakar, bakar mısın farka? Binayı unuttu. Girdi içeriye. Kardeşim ne derdin var ya diyor doktor şimdi. Ya şöyle şöyle fikirlerim var. Şöyle şöyle aşamadığım isterim var. Şimdi doktor ilaç yazar. Kırık camı cam taktırır. Doktor ilaç yazar, çatıya yağmur yağmasın diye çatı yapar. İlaç bu. Ama içeriye girer, fikirlerine, akıllarına istikamet malzeme verir ya evamına. Bu da maneviyat işte, hekimazlık bu. İçeri girip adamla sohbet edip rahatlatır. Şeyde bulunur diyor, nasihatte bulunur. Bak şimdi, hem insanın letaifi içinde teşhis edemedim. bir iki latife var ki, of şuraya bak. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Lemalar <laughs> 75. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Mesuliyet altına. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Latife ha. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeyleri giriyorlar. Dinlemeyip giriyor. Farkında mısınız? Bak bak bir daha. Bazen o latifeler hükmediyor. Edince ne yapıyor? sağır olup kör olmuşlar belki divan olmuşlar. Sağır olup kör olmuş belki divan olmuşlar. Duymuyor, görmüyor, işit, anlamıyorlar ki. Bak o latifeler hükmettiğini nasıl anlarsın diyor. Hakkı dinlemiyor. Ne söylersen söyle. Benim misalimle. Şöyle dozer var. Dozer gidiyor. Gor 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 gor. Sen de tutuyorsun arkadan. Gel 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 gitme. Seni ne yapar? Sürükler. Arkadaşlar o latifeli aktif olunca bir, şey yapmıyor, hakkı dinlemiyor. İki, yanlış şeyleri fiile götürüyor. Şimdi bak Hatta şey, ayet var ya bu kalpleri vardır, onlar evet. fikir etmezler, işte, gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, işitmezler, onlar hayvandan daha aşağıdır diye. Bu, bu siz o e, Osman abiyle konuşmanız esnasında ben de onu düşünüyordum. Oğlu demek ki o sistemleri kapatıyor. Hatta eski adamlar bir hakikat adama girince o adam muhalif olsa karşı çıkıyor. Mübareze ediyor. Yani onda o sistem açıkmış demek ki. ne Bir mahalli var ki benfi girdiğinde ona göre o virüs oluyor. Virüse karşı mübareze ediyor. Ama bu devirde ise tamamen böyle felç olmuş ölü gibi bir şey girmiyor bile. O tamamen oradaki yani hemen Sistemin o mahallini ortadan kaldırmışsak mahal yok. O paket açacak hiçbir ortam yok. Bu yüzden menfi ya da müsbet bir tesir yok. Onu anlatıyorsun. Dinliyor. Dinliyor, dinliyor. Tamam ne zaman yemek yiyeceğiz diyor mesela. Donanım tanımıyor. Sen derse geliyor tamam mı? İkide bir saate bakıyor. Şey yapıyor. Aynı. Mesela Dehri Hoca vardı. Ötelerden. Öteleri kısmı yaşayan. Dedim ki ben biliyordum ee, ilk işte kaç dakika olduğunu. Hocam dedim şu filme bakar mısın? Niye dedi. Hocam dedim ben sana anlatacağım biliyorsun. Ben batılı tasvir etmem şey yapmam. Anladım böyle. Ee, bir keşfedeceğim anlatacağım sana. Ama önceden dememem gerekiyor. Tamam peki dedi. Hiçbir şey değil en masum filmi ha babam sınıfının. E ee, evet. Bak şimdi. Aldım o bölümü. Biliyorum neresinde var. Ama seyredince gözükmüyor. Sistem nasıl anlıyor? Adam seyret dedi. Tam bir yer, tam bir geçti. Göt, götür, götür dedi ya. Tepki verdiği yerde durdurdum. Bakıyorum hiçbir şey yok. Ondan sonra durdurdum. Tam orada subliminal koymuş. Sistem çözmüş diye anlattım. Şimdi Allah'a ahiret anlatıyorsun. Ders var diyorsun. Dava varmış, zekat varmış, namaz varmış, Kur'an varmış. Yani onu musadık tasdik edecek sistem hiç yok. Uyandığı nispetle rahatsız olursun. Seni rahatsız eden şey onu gayet normal. Çünkü niye? O sistem dumura uğramış. Yok öyle bir şey rahatsız olacak bir şey yok. Leş olmuş. Kele, kulağın tabiriyle kelenamu velumata. Aşağıya. Tamamen o latife insaniye yok. Yani bedensel kalmış. Kardeş içeride siz benim kardeşimsiniz de vallahi öyle bir alemler Bayağı dolaşıyorsun. Sokak var, cadde var. Gidiyorsun. Tuhaf tuhaf mahluklar var. Aynı böyle. İç alem. Aynı böyle. Cadde, sokaklar, şehirleri, devletleri var. Aynı böyle. Yönetim şiddetleri var. Cumhurbaşkanı var. Reisler var. Tuhaf tuhaf yani. Ondan sonra... E, çalışıyorlar. iki alem. Böyle se şey ya bir tuhaf. Ama e, insanı ürkütüyor. Yani böyle bir tuhaf şey. Devam edeyim biraz. Yani kapıda bir it. Evet. O yani. Evet. İşte bu enfosik derste. Kapıda it diyor. İçeriye baktım sarayda kimse yok. Bir de baktım ötekisinde sarayda herkes var. 15. mektupta kardeş Risale okuyor diyor Hafız Ali abi. Büyük saraya girdim diyor, dolaştım diyor. Çıkamadım, kapıyı göremedim. Çok büyüktü, ihata e, demedim. Ben burada kaybolacağım dedim diyor. Valla da indim o kapıdan çıktım diyor. İndim aşağıya. Sonra küçük bir saraya denk geldim diyor. Kardeş ders yapıyor Bismillah. Birinci dersi ders yapıyor. Bismillah deyince Ali hatırlamayın yani. Her şeyde Bismillah diyor maşallah. Girdim diyor. Bak bak oyun o bize şey geliyor. Film zannediyor. Sonra diyor o küçük sağa bu saraya girerim. Geldim kapısını açacağım diyor. Kapı kilitli. Buna ne anahtar nerede bulacağım diyor. Tam o anda işte anahtar kiliti besmeledir dedi diyor. Hatırlattı diyor elime verdi diyor. Hatırlatarak elime verdi diyor. Bismillah ile açılır diyor. Diyor derste bu da yaşıyor. O dediğini yaşıyor. Film hayal kurmuyor. Besmele'yi elime verdi diyor. Nasıl vermişse Kalemimi mi verdi diyor. Ben açtım diyor, girdim diyor saraya. Aa baktım yata ettim diyor. O saray bu ya. O peki kimdi? O kainat saraydı. Gene kendisiydi ama yataydı. Sonra diyor, dolaştım diyor. Insta, bir günde onu okuruz inşallah. Bir cumartesi okuyalım aşağıda. Zaten bizim derse alışmışlar ya. Şey yapın abi ya saray yapın He ya. Bir hatırlatın ya. Caddeler var. Köpek var. Haritalı olsun. He ya. Sahi mi söyledin? Haritalı olsun. ya. Vallahi. Onun bir, bir ara bir şey yapılmıştı. yani o genç kız da şeyler. Yani aslında erkek... Bir... Genç kızlar var diyor. Hanımlar var diyor. Orada şeyler var diyor. Genç kız kimmiş? Köpek kimmiş? Size bir şey söyleyeyim. Teneffüs ettireyim. Bu kahve makinesiyle içtiğimiz o ocaktaki hiç alakası yok. Çok mükemmel ya. ya. Kahve Çok mükemmel. O yani için o başka bu bu öğüttü. Bu başka bir dünya. Başka dünyaya indirdim şimdi sizi. Evet siyaset var kardeşim. Geliyor geliyor. Onu mahsus yapıyorum. Uyan derste uyuyorlar. Arkadaşlar seçimde geliyor falan. Herkes açılıyor. Hadi bismillah yeniden devam. Kahve acayip. İndiniz bu alim şehadete. Sokaktan çıkadı. <laughs> Erdinç, sokak, mukak bırak artık. Ustaç sarayda bahsediyor ya. O 23. Söz'deki sarayla Barla'daki Hafız Ali abinin şeyini birleştirip bir ders yapabilsem var ya. Bu Furkan'la benim yeğene iş düşüyor. O o sarayı nasıl çiz şey yapacaklar? İkisi de şekilci ya. Furkan da şey yapıyor ama bizim yeğen biraz daha şey yapıyor onu öyle latif olduğu için böyle şey. Mesela ağacın batınısını yaptı mesela. Yani. Evvel ahir zahir batını. Ağacın şimdi kadar hiç batınısını göstermedik mi? Ama onu kendisi boyadı bir şey yaptı. Ağaç yeşil gözükürken aynı zamanda içi gözüküyor kırmızı. O yok yani kendisi yaptı onu. Yani o o sarayı yaptırabilse o 23. sözü şekil şekil haritalı. Bir de sarayı yaptıracağım yani. Barla'da var ya. Büyük saraydan indi falan küçük modele girdi. Yani bir adam giriyor. Yani nasıl olacak ya? Ağacın batınısını çizdi nasıl yaptıysa. Yani yeşil gözüküyor ama aynı zamanda kırmızı iç. Yani çok garip. İkisini birleştirip ders yapabilsem var ya böyle. 23. sözde Barla'daki o hafız alabilir. Yani acayip bir şey olur ya. Bir proje olur ya. Birisi en fırsatı bunu paylaş, şey yapsa, çalışsa. Gireceğiz ya haftaya. Haftaya mı? Evet. Buraya. E buraya geleceğiz. Ha, buraya. Ya kardeşim bir enfus şey yapmıyorsunuz ki. Ha, tam herkes tam kendi derdinde. Biz de, biz de ha? Olarak, e, de bekliyoruz. ne bekliyorsunuz? Gay, ge, gay tam olarak, tam olarak Ne var herkes böyle elit evinde. Herkes elektrik sobasını kendisi getirse. Şurası, <laughs> herkes kendi sınacağı elektriği getirse. Geyve'de. Olan bir soba koyamadınız da. Vay fakir fukaralar. Vay fakir fukaralar. He? Ya Ali ile olacak iş değil o. Ali'ye niçin? Ali'nin işi değil. Ali biraz şey neme karşı şey ya onun keşfi olmaz. Ortak değil o. O daha biraz hassas aleti. Olmaz. O çünkü Ali yapamaz orada. Burası. Ha Ankara'da seni düşündük. Şimdi derse geleceğim. Nem yok. Ankara İstanbul'da daha nemsiz. Çürümü Tam senin yer. Tam da orası dershane de var. Yani nemsiz bir yer. Tamam. Peki hadi Bismillah. Yeniden başladık mı? İyi miyiz? Ee, bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. Bak bir iki şey var o latife lat, aktif olması dinlemiyor kulak. Nere? Vahiy. Yani kalp. Abiler bütün o duyu organları kulak hariç hepsi dimağa bağlı. Göz akla bağlı. Tıpta var mı bilmiyorum. Göz dimağa bağlı. Burun dimağa bağlı. Dil dimağa bağlı. Dokunma dimağa bağlı. Kulak değil. Yani oraya bağlı Evet, enerji olarak çalışmasından bahsetmiyorum. Veriyi götürmede. Hem de denemişler yani. Bilimseli de söyleyeceğim. Yani tabii ki beyin merkezli sinirler idari, Ondan bahsetmiyorum mülk. Anama cihaz taktılar. Bilimsel bu. Şimdi sana bir şey göstereceğiz. Red edeceksin, kabul edeceksin. Ona hep red edeceksin. Ses diyorlar. Kırmızıyı gösteriyorlar, bu yeşildir. Tam ee, aleti görmüyor, buraya bağlamışlar. Adam diyor ki, hayır, hayır diyenden önce o lamba yanıyor. Lamba yanıyor. Şimdi nereye gelmiş biliyor musun? Bunu bir kardeş gönderdi böyle, Allah razı olsun Amerika'dan. Dedi ki, herhalde oradan. Yani insandan, bu insanın ihtiyarından önce. Ben yani hayır demeden önce lamba yanmış. Saniyenin e sani e e saniye 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 bilmem kaçta kaçı. sen, de bilir. Evet, saniyenin şeyi, saniyenin bilmem kaçta kaç. Bir saniyenin bilmem kaçta kaçı mı neymiş? O lamba yanıyor. O lam de e kabul ediyor. Onun kabulünü ifade ediyor. Hayır diyorum. O zaman biz diyor kukla mıyız? Bizden önce kim var ki bizi o idare ediyor? Ha şöyle diyor. Bizden önce bizde kim var ki bizi o idare ediyor? Dolayısıyla biz fanosta mıyız? Onun içinde miyiz? Onun onayladığını onaylıyor. Evet. O iradedir. Hayır diyen ihtiyardır. O acayip. Ve insanlar çok şükür yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyorlar. Enfuse doğru. İnsan cisim olmadığını çok iyi biliyorlar. Küreselciler çok iyi biliyor. Rabbi kader, Bismillah kader. Fıtrat demek ki, fıtratın adı tula tarafında. Onu da artık teknoloji bilim olarak oraya da çok iyi biliyorlar. Erişiyorlar. Evet. Nasıl şey yapılacağını, e, nasıl şu, şuur altı dedikleri zihindir ülesiniz. Şuur, üst bilin, şuur. Onların uydurucasıyla bilinç diyorlar ya. Şuur, alt şuur, şuur altı dedikleri var ya. Zihin ya zihni de biz tefekkürle. Onlarda tefekkür yok. Onun için şuur altı temizleme bizde tefekkürle. Onlar düşünceyle e, düşünüyorsun oyum oyum anneme geldim geldim. Annemle aram yok tabi diye. Annemi gittim böyle beni elini öptüm. Anne beni affetti 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 affetti. Düşüne 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 diyor. Risale'de de geçiyor. Düşüne düşüne. O fikir his oluyor. Onların ikisini söylüyorum. Asya öğretisi bu. Bizimkiler de merak ediyor. Oysa onlarda düşünce var. Tefekkür olmadığı için tefekkürle yapılabilecek şeye zaten damenine yani eteğine gelememiş. Bizde ise tefekkürle, 13. sözden söylüyorum. Tefekkürle o zihinde diyor, hüşyar olup diriliyorlar. Yuseb bi hu, sadasını dinleyenlerin Zihninde diyor, hüşyar olup, hüşyar olup, şuurlanıp, diriliyorlar. Diriliyor yani. Şuur altı dedikleri zihindir. On, onlar e, düşüne düşüne <laughs> fikir, fikir yapa 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 his, his yapa yapa zihine ulaşmaya çalışıyorlar. Şuur altı dedikleri. Bunu yüzde bunu 80- yetmiş cinlerle yapmaya çalışıyorlar. Peki, oluyor mu? Hayır o. Şuur altı dedikleri cinni bir faaliyettir. Zihine giremezler. Çünkü vicdaniyatları ölmüşse Müslüman demiyor. Çünkü vicdan, vicdandadır zihin. Akılda değil ki. O aklı kullanıyor. Ee, şuur altı... Asgari bir vicdan kullanamazlar mı? Kullanır. Mürtet olmamak şartıyla kullanır. Ama tefekkür olmadığı için onlarda ne kadar kafir ne iman etmedikçe tefekkürü yoktur. Ama Müslüman ise onu düşüne düşüne deyince tefekkür ediyor Müslüman. Tefekkür edince zihninde yer açılıyor. Yani mekan açıyor. Şuur altı temizleme o. Onlarda ise Asya öğretisinde cinleri kullanarak bunu rahatsız eden cinni kendi ciniyle diyor ki bırak bunu o cin onu bırakınca bunda bir rahatlık gözüküyor. Bu rahatlık şuuru temizledim zannet diyor. Evet devam ediyor. Bu arada bilimsel şey de söyledi bize. Sen tahayyül tasavvur <laughs> latife <laughs> değil değil mi? Latife olarak kullanılıyor. 278 sözlerde var. Tahayül, ta, tahayül, tasavvur ve tefekkür latife mi diyor orada? <laughs> Kalbiden farklıdırlar. Bir derece dinlemiyorlar diyor. Dinlemiyorlar. Bu işte bu üç tane. Bu. Bu ya abi. Dinlemiyor abi. Tahayyül, tasavvur, tevehüm ve tefekkür. Sonra keşfetmiş. O zaman bu da Latife'nin keşfedilememiş tarafları da var. Bu keşfedilmişleri söyledi şimdi. Bir iki Latife var ki diyor. Lemalar bu. Okuyorum abiza. ha. Şöyle mi anlayacağız? Burada hani ruhun ruhtaki latifeler olarak tahayyül ve tasavvuru yani yukarıdan aşağıya doğru değerlendireceğiz. Eğer dimağda değerlendiriyorsak tahayyül ve tasavvuru orada latife olarak değil yani dimağ mertebesinde latife olarak değil. düşünmeyeceğiz. Latife dimağın değil o. meratiplerinden olarak değerlendireceğiz. Sureti. Evet. Latife olduğunda ruh, ruh, devreye giriyor ve ruhun hakimiyetiyle o zaman dinlemiyorlar. Evet. Yani ve tasavvur. Çok güzel söyledi. Ama Her... dimağda olursa dimağda olursa din, yani o yönetilebilir. Bir derece. Veya tanımlanabilir. Yani tutup... İşte ne dedi? Latife ruhta, akılda fikir, vicdandayız, kapta duygu. Bu, bunun süreti nerede? Burada serbest bölgede. Tam. Orada yönetilebilir yönetilebilir mümkün. Ama e, ruhta öyle değil. Hiç hiç şey yok. Sana rağmen çalışır. Göz öyle bir hassedir ki, hassedir ki ruh bu alemi onunla seyreder diyor. Yani göz biliyoruz ki bir kuvvedir. Pencere. Budur, şeydir. Ama ruha da bakan kısmı var yani. Şu görüntü alanı beynin arkasında ya. Bunun çektiği fotoğrafı elektriğe dönüştürür, elektrik taşınır eletik beyin arka görüntü bölgesinde tekrar eletik görüntüye dönüştürülür. O ekranı kim seyreder? Ruh seyreder. Yani ruh seyreder. Yani ekrandaki ekranla, ekrandaki ile ekran farklı olduğu gibi ekranı seyreden ayrı birisidir. O da ruhtur. Şimdi abiler okuyorum bakayım ne çıkarım yapmışız. Bir iki latife var ki ne, için ne, ne diyecektim biliyor musun? bazen o latife hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar deyince di, ak, şey kulak. Bu nereye geçiyor? La, kalbe. O zaman abiler latifelerin bir tanesi direkt kalp alakalı. Bak buradan nazmı maniyle yanlış yerlere giriyorlar. Bu da fiil. Fiil nedir? Kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor vicdanda. Yani kalbin ve hissin. Yani kalple vicdan bir araya gelince fiil olur. Akıl olsa ol, tek başına olmaz. Onun için fiillerin arkasında mutlaka kalp ve his var. Vicdanda his var. Var. Eğer böyle olmasaydı alim hiç hata yapmazdı bilgisiyle, aklıyla hareket ettiği için. Onun için o, oysa biz biliyoruz ama bildiğimizde hareket etmiyoruz. Demek ki insanı elleme geçiren bilgi değil. Şimdi burada iki şey kalacağız. Bir iki latife var ki dinlemiyor, yanlış yerlere sokuyor, eylem. Ha, birisi o latife, birisi kalbe, birisi vicdandaki hisse bakıyor. Tamam Şimdi buradan çıkartıyoruz. Dinlemiyorlar deyince kulak kalbe götürüyor. Çalışma şekli kulak, sinirsel, beyne bağlı ondan bahsetmiyoruz. Kulağın aldığı veriler var ya bilgi, direkt kalbe atar. Onun için Silme şansın pek yok. Ses çok önemli. Ses çok önemli. Bunu Bakara suresinde Munaf anlatırken ve ve semiyim demiyor diyor. Semiyim ve İlk önce semi kullanıyor diyor. İşitme sonra kulak. Orada söylüyor Munaf baksınlar. Çünkü kulak çok önemli. Çünkü kelamına veriyetine. Kelamına veriyetine. Abiler bir iki latife var ki hakkı dinlemiyor. Bir de yanlış yollara sevk ettiriyor. Eylem. Yani kalple vicdan. Koyduk kenara. O oralara vuruyor. Bir iki latife var ki ihtiyarı dinlemiyorlar. O latifeler tahayyül, tasavvur, tefekkürdürler. 278 sözlerde. Burada iradeyi de ekliyor. Nasıl yani? Çünkü ihtiyar ve iradeyi dinlemezler diyor. İradeyi de devre dışı yapabiliyor. Diyor, diyor. He? Mektubat'ta diyor ki kalbi ve aklı dilemezler diyor. Kalbi ve aklı. Kaçı sayfada? 452'de son. Allah Allah. Ka kalp diyor. Evet abi. Evet. Hatta diyor aklın tedbirinin altına da girmezler. O kalbi ve aklı dinlemez. Allah Allah. Versene bana onu. Versene bana. Uzatır mısın? Mutlaka kalmışım ama yeri gelmişken. Nerede tam? Şurada mı? 52 son. 52 son. Ha. Ha evet evet. Burayı tam şimdi hatırladım. Madem insanda bazı latifeler var ki teklif altına girmediği gibi teklif şu. Yani ben Rabbiniz miyim? Değil miyim? Ben Rabbuke teklif o demek abi. Ben sizin Allah'ınızın değil miyim? Böyle bir şey ha yukarıdan vuruyor. E namaz kılacak mısın kılmayacaksın değil o teklif. Teklif ben Rabbiniz değil miyim değil miyim? Teklifi altına girmediği gibi teklif o. İhtiyar altına da girmez. İhtiyarı anladım. Hatta aklın tedbir altına da girmez. O latife 452. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Kardeşim bize teselli ya. Ya imanın yok muydu sen nasıl o günahı yaptın kardeşim? Olmuyor işte. Öyle deme. Düşmez kalkmaz bir Allah var. Öyle kimseyi itham etme imtihan olursun. Nasıl yaptın niye dedi deme. Hatta derim hatırlar mısınız? Rabbim şahit olsun Allah'a. Sizi ne halde görürsem görsem. Kendim de dahil. Bazen insan düşer. Her türlü. Vallahi görmemezlikten gelir. Kendiminkisini de seni de. Çünkü niye? Bilir o sistemler çalışıyor. O latifeler hükmetti mi ne imanını dinler kalp. Ne aklını dinler. Ne vicdanını dinler. Ne seni sana dinler. Hiç dinlemez. Gar 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 diye dozer gibi götürür. Yani hiç sana muhabbetim azalmaz. Bir ayeti kerimenin meali vardı bir manayla. Yani siz hiç günah işlemeseniz günah işleyen Günah işleme fıtratındakileri yaratırdım. yaratırdım diyor ya. Fıtrat yani orada günah vücuduna değil günahı da sebabı da e, ikisini iman edip iman etmeme fıtratında yaratılma iki tarafa açık yaratırdım. Çünkü senden önce günah hiç meyilli olmayan melek olmadı bu. Hayra meyilli hiç olmayan şeytan. Ne hayır ne şer hayvan. Her şey açık insan. Bu günahı işte anlamına değil. Günaha meylin olduğu halde işlemeyeceksin. Yani Ramazan orucu gibi. Sen hiç köpek gördün mü? Çok aç, ölüyor. Kemiği verdin, bak köpek. Yarım saat sonra ye. Tehir et. Yeme. Ey sığırcığım. Sen bu otu biraz sonra ye. Böyle yaptırabilir misin? Ama insan yapar işte. Çok ihtiyacı olduğu halde vazgeçebiliyor. Çok ilerisi İsa, İsa rastlattı. O latife kalbi vakti dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman uf o latife. Fakat o zamana mahsus olarak. O zat şeriata muhalefette velayet derecesinde sukut etmez. Bu adam onu günah işlerse o makamından düşmez. Mazur sayılır. Orada tarikat Kur'an'ı. Hani cezb, evet. Bu şeriat halinde bir şey yaparsa diyor. Evet. evet. Ama bir şartla diyor. yani o şeriatın zahirine muhalefet etmeyecek. Fakat bir şartla ki hakaiki şeriata ve kavaydi imaniye karşı bir inkar, bir tezif yani Allah'ı ve ahireti ya hangi zamandayız? Ya öyle bir şey yok. İnkar bu. Tezif yani hafife almak yapmasın tezif bir istifaf olmasın. Ahkamı yapmasa da yapamasa demiyor. Ahkamı hak bilmek, ahkamı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlup olup ne yazı billah o hakayki maniye karşı inkar ve teksif işmame edecek bir vaziyet alameti sukuttur. Mesela adam e, zahiri şeriata göre Kur'an atıyor kürsüden. Bu işte bu ona girmiyor e, hakaiki şeriata ve kavai dimaniye karşı bir inkar, tezif. Teziftir bu. Ve istifaf. Evet. Kendi haleti bakımından olabilir ama zahir şeyi yapamaz. Bunu yapamaz. Bunu müsaade etmez sistem çünkü. Bunu bilerek Kur'an'ı itiyor zaten. Kur'an'ı iten bir zattır zaten. Ama dedi zaten adam. Adam haklı. Ben buna layık değilim diyor. Ama dedi ki yok sen buna layıksın. Biz böyle bir saftiriyiz. Onun için bazılar diyor ki ne bazı derste bazı şeylerden giriyorsun. El tekrarı ansen ve levkanı 2080. Bi, 2080. Biraz da gireyim. <laughs> ay ay o da haklısın. 294'te okuyorum. Burada iradeyi de et, e, ekliyor diyor. Tamam mı? benimcesi? İhtiyar ve irade. Ne garip ki insan denen meçhul meçhul saraya ihtiyar ve iradeyi dinlemeyen sistem de varmış. Vay. İhtiyar ve iradeyi dinlemeyen sistem de varmış. Sarı. Bu saray ha. Merak ediyorum. Çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum demek o ha. Bir tuhaf. Vay be dedim. Abi. Ben cidden hayret ediyor. Ben cidden hayret ediyorum ki benden başka bende hükmediyor. Hükmeden de hükmeden de bende. Ama ben değil, bana rağmen sistem. Düşünebiliyor musun? Ben bana tam hakim değilim. Bana rağmen çalışan sistem, kime rağmen çalışıyor onu da biliyor. Bir şey diyecektim. İhtiyar ve iradeyi dinlemeyen sistem, ihtiyar dima, irade ise vicdan demek oluyor. O zaman bu latifeler onlara da kuşatan daha yüksek, ruha daha yakın bir makamdır. İşte o, o zaten ya. Sen... Yani az önce demin hani dimada gibi, kalpte gibi konuşuldu ama. Yo yo, kalbi de dinlemez diyor. Kalbe de sirayet ettirdi orada mektup hatta. Adem Aleyhisselam'ın hani durumu da böyle ihtiyar ve iradeyi dinlemez gibi mi oluyor? Hani o cennette mütrac allah Allah'u alem herhalde ya. Aklın, şey aklını, aklı ha? Nasıl yani? Yani hep ifsat ifsatta kullandığı için şu işaret edeceğiz de var? Ee, sanatı fıtresi icabınca diyor. Yani bak sanatı fıtresi yaratılış itibarıyla hakka hiç meyli yok. Şey... İrade de mesela hep hayır. Bak şimdi şeytan şeytan aynı <laughs> iblistendi. Şeytanın vücudu var. Cinler gibi. Şeytanın vücudu var cinler gibi. Şeytanın aklı var. Teklifi, teklifi kaldıracak cinler gibi. Şeytanın hayatı var. Hepsi var. İradesi var şeytanın. İhtiyarı var şeytanın. Bütün sistem var. Bir atom cinsinden değil. Cinler de öyle ya. İblisten de. Cin, cin, cin Bak şimdi bir atom değil. Ceset değil. Şeytan aynı bizim gibi. iradesi var. Bak iradesi var. İhtiyarı var. Vücudu var kalbi var, aklı var, var da var. Bir atom yok. Adam ibadet ediyordu. Adam sanatı fıtisi itibariyle bunu dumura uğratmış. Duman etmiş. Allah zulmetmez. Onu böyle sistem yaptı. Ha sen bu rolü oynarsın. Ben sana yapmacık yalandan sana söylüyorum. E sen böyle şeytan ol da ben seni orada farklı muamele yapacağım. Allah abes iştigal etmez. Allah şaka yapar mı? Allah abdest iştigal etme çünkü hakimi mutlaktır. Onun için ya Rabbi ben böyle yaparsam sen böyle yapar mısın var insan? Kardeşler biz yani böyle yaparsam dersi gelsem gelmesem kalksam kalkmasam ya bu haftada gitmesem böyle bir böyle bir hakkın yok senin. Allah alır aldığını da bilmezsin. Niçin? Bak bugün aldı sende yoksun. Senden aldı. Yoksun ihtiyaç hissetmedin. Daha ne yapacaktı ki sana? Aldı gitti. Üç defa alırsa peş peşe daha adapte olman çok zor. Peş peşe üç defa alırsa kanun ya. E gibi cuma. Yani iş, ihtiyaç hissetmezsin. İhtiyaç hissetmezsin kardeş. O değil mi alınması? Odur. Alındı işte. Ama nasıl sebep? Basit basit beşeri. Ama yumurta bizi dayandığı zaman dersten kaç şey ayrılmayız. Biz böyle bir mahlukuz. Ama kaldırdığı zaman bir bakıyorsun ki eski haline gelmişiz. Bizde bir laf var Karadeniz'de. <laughs> Dere yatağını 30 senede bir bulur. Yani insan ayeti kelimeden söyleyeyim. Her sene herkes her sene iki defa çok ciddi imtihan olur. O keskin viraj. Hiç gece giderken gördünüz mü Anadolu'da eski otoban eski otobanlar yokken gidişli gelişiyorlar ya. Gidiyorsun böyle uzunları yakmamışsın kısayla gidiyorsun. O kadar keskin viraj ki yol bitti. Yol bitti tabela da yok. Bana ki şok oldu. Böyle Hatay'la oralarda giderken gece dersten geliyorum. O tarlaya girdim çok zor kıvırdım. Ver dönüş var. Kısa da çok kısaymış. Kısa. Göremedim. Ha, aynı bu Mevlana diyor ki Tamam yol bitti değil mi? Sakın vazgeçme. Yol değişecek diyor. İnkılap orada olacak diyor. E Mevla diyor ki sakın vazgeçme. tam ortadır diyor. Ayette ne diyor? Senede iki defa. Çok ciddi bir imtihan herkes geçirir. Onun için... E, şu anda yerini bir şey yapamıyorum. İki defa diye yazarsın görürsün. Aynı evet. iki defa. Yani o kadar etkilendim ki ee, çok acayip. Ya sağlıkla ya eşinle ya yani sağlıkla ya eşinle ya ekonomi ya ne bileyim bir şeyler. bilmiyorum. Devam ediyorum. Lemalar 102. O tarih tasavvur e, bu intilatife var. E, nefis o, e, farklı bir şeyiniz var mı tespitiniz? Yani tarih tasavvurdur dedik ya dimadayken. Mesela nefsi kapmadık. nefsi niye? Esas isyankar bakışta bizde cihaz olarak nefis değil. Ya o kadar e, Osman'ım. Nefis öyle diyoruz da bu artık sistemin arkasındayız. Nefis önde. Daha bu tarafta ya. Hiçbir tesir yok. Bu adam kalbi dinlemiyor mektubatta. Kalbi dinlemiyor. Aklın dinlemiyor. İniyor vicdan. Vicdandaki iradeyi dinlemiyor. Hadi doktorun dediği gibi e, tahayyül ve tasavvuru tevehüm serbest bölge. Dinlemiyor. Hadi aklı da dinlemez. Kanuneti kalbi de dinlemeyecek. Bir Biz şey Zaten abi tarifte, ustanın tarif ettiği şekle bakılırsa çok öyle müşahede edilebilir bir durumda değil. Çok yakın değil bize. Şey. Yani. yani nefis bu tarafta bize yakın. Bu latif arkada. Şimdi şey Nedir şey o? Bir yani bir tanesi tahayyül. Şey... Bir tanesi tasavvur. İradeyi dinlememesi mesela. <laughs> yani, dinlememesi. İhtiyar iradeyi dinlemiyor diyor ya. Şey... Bak şimdi tahayül, tasavvur. Bak diyor ki tahayül, tasavvur. Ne diyor bak bakayım, bakayım şurada. Tevehüm, e, tahayül, tahayyül, tasavvur, tefekkür, tevehüm. Dinlemiyor. Başka bir boyutu ya. Ama bu korkutmuyor beni. Tam tersine heyecanlandırıyor ve keyif veriyor. Zenginlik bak. tarafı demiştik ya bu çok güzel bir tez çok zengin. Çünkü yeyse gidiyor. Onu duyunca ok diyorsun. Tabii ki Alcama. Tam yeyse atıyor bu. İken. Heh. Diyorsun ki hayır. İnsan olmanın İnsan çok... özelliği bu. Peygamber de demiş ya. Ee, Aslanım. Çok mu oluyor? Zihayattır, zihşiyottur. Kanun emri vücudun haricisi vardır. Bunun. Latife bunlarla nasıl ilişkili? Yani Latife'yi burada nereye Latifeler mahluktur. Onlar sistemin adıdır. Yapı, yapı. Tahayyül, tasavvur, taak, ta, 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 tasavvur. Şey, hazia ha, yapar. Onu derken. Hayal, şey o sistem, şey yazılım. Bununla, yani, abim bu time pekmez vesaire dört tane bir şey karıştırırsa hmm. rengi, kokusu, akıcılığı, sertliği, yumuşaklığı Diyebilirsin latifeler. Latifeler arazdır buna göre. Soğurattır. Bir dakika. Şimdi Osman şey dedi ya. Bu insanlığın özelliğidir. Ee, tam yeyse atarken. Mevlana dedi ya viraj. Sakın vazgeçme. Ha tam bu dört tane sistemi bak başka bir yere taşıyacağım. Allah Resulü demiş ki şu hurmayı diyormuş aşılamayın. Tamam. Sonra onun şey yaptığı gibi olmamış. Tamam. Burada film burada daha bitmedi. Devam ediyor. Sonra bununla ders vermeye çalışıyor. Diyor ki benim size söylediğim ayet-i kut ayet hadisi kutsi hadisi şerif bir de beşiriyetimin iktizası olan. Bunları tefrik et. Hani vardı ya devesi hep birinci geliyordu. Sonra bir bedevi kafirin bede, be, devesi geliyor. Onun devesini geçiyor ya. Sonra onunla Allah size şu dersi vermek istedi diyor. Vay be. Fiilen çok acımasız dersler yapılıyor. Fiil. Fiil. Eskide diyor böyle harika nevinden nevinden imtiyazlaşmış eşyalar hayvanlar insanlar nevin putu olurdu evet. Evet. nevi mesela deve nevinden putlaşacaktı evet, şimdi, nevi işte böyle putlaşma olmuş ic gibi ve insanların sözleri de e, hakikatlarından mı vahiden mi işte aşılamayı da böyle yapmış. Dedi ki bununla Allah size diyor ki bu deve kutsanacaktı. Her kemalin bir zevali olduğunu her yaratılışın fanili olduğunu gösterdi. Oysa eşan içinde kutsanacak bir şey yoktu. Bu kutsanacaktı. Herkesi geçince bu deve kutsu olacaktı. Salih Aleyhisselam evet. Sonra ee, bir de insanlar bana tapınacaktı. Oysa ben vahiden söylüyorum. Ben de sizin gibi. Bu sefer o şeyi söyledi. Aşılamayı. Yani vahi, hadisi kutsi, mertebe itibariyle düşüyorum. Vahi, hadisi kutsi, hadis ve beşeri şey. Ee, üç, bizde üç tane şahsiyet. Bir, vazifedarlığımız, ubudiyetimiz, beşeriyetimiz. Farklı ya farklı ahkamlar iktiza ediyor. Bunu nasıl gösterecek? Fiilen. En zor işi kim gösterecek? Peygamber. Efe, efendi ile, efendi ile köle evlenemezdi. Boşanmış olan birisi efendi almazdı vesaire. Bu hurafe adetlerini peygambere fiilen bozdurdu. Onu yapmak çok zordu. O hurmalıkta, o evlenmekte, de, devede, bundan. Çok zor iş yaptı vallahi. Vallahi bazen böyle düşünüyorum acıyorum yani. Bunu nasıl yaptı yani? İnsan çok acayip. Şimdi bu Latife e, şeyden e, oldu. E, yeysi atarken bu ders ne işi yarayacak? Tam yeysi atarken ben bunu nasıl yaptım? Bombamı nasıl dedim? Ben bu kadar derse katılan, bu kadar şey yapan insanım. Bu nasıl düşüyorum? Düşer, düşer, yapar, der, olur arkada nefis burada. Nefis bir şey değil ya. Yemezsin, uyumazsın. Nefsi öldürebilirsin ya. Ama daha beter bela gelecek karşına kastamada. Manevi nefse mal gelecek. Allah'tan ikisini aktif etmemiş pek. Aktif etse. Manevi nefse mal var ya. Hi, seves, tabiat, asaptan hulasa olmuş. Bir heva aşı olsa, hiç tobe Osman, heva ilahi değil mi? Ben ilham dedin mi? Ben ne kadar kutsayım falan. Ben etmemiş ki. Ya etse. Etmiş adam. Aptal değil ha bu adam. Geri zekalı değil ha. Tabii. Olmaz olur mu? Allah etmesin ya. Allah her an her an düşebiliriz abiler. Her an düşer ya. Her an ya. Her an düşer. Bir ya. Kattı bitti. İnayet kalktı bitti. İnayet kalktı bitti. Hemen olsun. Hemen dip. Ali mevzuyla alakalı olsun. Ki. Çok güzel bence. Tamam. Benim için çok güzel. Enişte'ye sunuyor. Ben mesela para Kullanmayın. Şimdi misifiler siz yolda gidiyordunuz da yol bitti. Biraz onunla çağrışım oldu. Şimdi Dima ile yola devam etmek şu Adetullah'ta gördüğümüz yolla, araçla devam ediyoruz. Bir de bunun bir haritası var. Yolun haritası var. Haritayla yola devam ediyorsun. Bu da kalpti. Ama haritası da olmayan başka bir yol var. Bu da latife. Oradan geleni biz bazen tanımlayamıyor, tanımlayamıyoruz. Ama latife de yol açıyor bize. Onun için Mevlana dedi ki devam edin siz. Yol açılacak. Henüz haritası çok yok. Çok Güzel söyle. Yani, tarlaya doğru mu süreceğiz? Araba? Henüz Bak yok. yol var. Yol gözüyle bakıyorsun. Lamba olmayınca görmüyor. Ama elimde harita olsa navigasyon. Keskin viraj olduğu navigasyon söylüyor. İkinci. O da şey. E, harita kalp ya muayyenleşmemiş yollar var. Yani latife, muayyen olmayan latifelerden bahsediyor ya. Yani ile o yolu yürümene gerek yok. Har harita gösteriyor zaten var. Güzel. Evet. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyim? İsteyerek istemeyerek yaptığımız hataları tövbe estağfirullah ya hata deyip Nerede? devam eder. Öyle de işte tabii sonuç o. Sonuç, sonuç o. Son, yani yeis yok. Yani yeis yok. Yani şey yok. Yani sistemi çalıştı. Ben bir sistemi tanıdım. İnsan düşer. Hasan evet. <laughs> abi ya, zaten affedilmeyecek olsaydı hayat biterdi değil mi? Evet. <laughs> hayat biterdi. Bitmiş oluyor. Ne zaman? Sekerata girenin afı yok. Sekerata girdi mi o moda konuşabiliyormuş. Vasiyeti, tala, nikah, yemini, tövbesi hiçbir şey kabul edilmiyor. O serbest bölgeye girdi. Devletler arasında bir serbest bölge var, vergi alınmıyor. Tamam. Onun gibi bitti o. Sistem bitti. Evet devam ediyorum. Lemalar 102. Ve bütün kainat tahti emir ve iradesinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte celaline karşı tezeldül, tezellüldedir. Gene 294. sayfada abiler. Latife insaniyede <laughs> bu sayfalar var. Saklasa saklamışsınızdır vardır. Bitti. Burada da irade tercih makamında değil. Nefsül emirde yani kitab-ı mübi makamında şu anda kayyumiyeti ile ayakta duran durumuna diyor. Kayyumiyet nedir? Ayakta tutuyor ya. Şu anda kayyumiyetin alt veri tabanı kudret ve irade. Kudret ve irade. Burada emir de var. Taht emir de var. Tahti, evet. Üç tane. İlleti tamil. Devam ediyorum. Lemalar 110. Ve mutarit kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşiyet, meşiyet meşiyete hicap oluyor. Fakat vücut hayat ve nur ve rahet ne o? Rahette. Rahat mıydı ya? Rahat mı olacaktı? Rahat. Bak fakat Vücut, hayat ve nur ve rahmet olacak. Rahmette me koyacağım. Rahmette o perdeler konulmamış. Bak, üç ta dört tane şey perde yok. Vücut, hayat, nur, rahmette o perdeler konulmamış. Çünkü perdelerin sırrı hikmeti o işte ceyran etmiyor. Yani adeta arkadaşlar, e bunlarda isim tecelli değil. İsimler esbabı iktiza ediyor. Çünkü her bir isim. Bak sebeple nasıl yaratılmış, niçin olmuş? Abiler şuraya bakın. Rahman diyor ki Esma ben böyle yapmak istiyorum. Kahar istiyor ki ben böyle yapmak istiyorum. Rahim'i me, merhamet etmek istiyorum mutlak. Hiç dü, dümdüz, günah mına bakmaz. Herkese şefkat etmek istiyor Rahim. Adil diyor ki olmaz. Hakim diyor ki olur mu ya? Adalet de diyor, dur bir dakika. Rahim de diyor ki, evet beyler diyor. Hepsi <laughs> ahkamını havuza atıyor. Hikmet diyor ki, abes işte olmaz. Adalet diyor ki, ölçül tartı olacak. Rahim diyor ki, şey rahmet diyor ki, esbab lazım diyor. Kafir mümin fark etmez. Yani rahme, Bismillahirrahmanirrahim rahman, kafir mümin fark etmeden verilmesi lazım. Rahim diyor ki, hayır. O, liyakat olması lazım. Atınca bu havuza o çıkan o time pekmez karışımı bütün esmaların karışımına çıkan esbab alemi çıktı. Yani aslında esbabın her esbab bir esmaya dayanıyor. Esma esmanın içine girip olursa mesela güneşi iktiza eden esma var çekirdek için. Yağmuru iktiza eden çekirdek için esma var. Çekirdeğin neşe için toprağa esma var muamelat, çekirdeğe muamelat esma var. Bunlar bir şeye koyduğumuz zaman kanun ve namus çıkıyor. Yani bu esbab alemi demek Esma-i Hüsnaların bütünsel halinin bizdeki sistemin ilmi literatürleri, ifadeleri, kanun ve namus, yer çekimi kanunu, efendim itme kanunu, sesin yayılma kanunu. Bu Esma-i Hüsnaların Eylemdeki icraatlarının bilimsel ifadesi kanun ve namus. Şeyde Hasan abi e, Cenab-ı Hak'tan biz bir şey istediğimizde mesela diyoruz ki bana bunu ver istiyoruz. Bunu istediğimizde <laughs> Cenab-ı Hakk'ın bir esmasından istiyoruz. Ama Cenab-ı Hak diyor ki şey, bunu bunun için sebeplere müracaat et dediğinde de işte gidiyorsun o sebeplere müracaat ettiğinde Birden fazla bir sürü esmaya müracaat ediyorsun. O bütün kaç tane esma varsa onun diliyle de istiyorsun. Bu sebep kabule daha çok karim oluyor. Evet. Çünkü normalde sebebe müracaat etmeden istediğimde işte mucib esmasına şey yapıyorum. Dilek versin, sebepsiz versin. Evlenmedim, çocuk istiyorum. Ama öbür sebeplere gittiğimde onlarca belki yüzlerce esmaya hatırına... Yani mesela mucib esmaz dedi. Çocuk istiyor. Bu da ki bu da istiyor ekmemiş. Diğer esmalar müsaade etmediği için olmuyor. Ama esbabına riayet etmek onu meydana getirecek esmaların dili oluyor. Şimdi ben ne diyecektim? Bunun sonuç için değil. Bu esmaları kullanmadan yani esbab dışı esbabın arkasından bir şey dilemek veya istemek ve olmasın bu ismi azam ölünün dirilmesi. Geylani böyle bir şey muvaffak oldu. İsa Aleyhisselam böyle bir şey muafak oldu. Hasan abicim ben ee... Ebu Bekir de bu an muvaffak oldu biliyor musunuz? Radiyallahu anh. O savaştan gelirken Allahu Ekber dedi. Arkadan o ölmüş sahabe dirildi. Onu Allahu Ekber oldu. Hatırladınız. Sebepler. Allah-u Teala esbabı <laughs> yaratmış diye böyle bir hayrette kaldırdım. Yani esbabı niye koyuyor? Yani esbab akıl için çok gerekli. Yani bir adam ölmüş. Hemen akıl diyor ki ya niye öldü? Ya neden böyle sebepli? Hani Allah her şeyi bir sebepli yaratıyor. Meğerse o zaman esmanı muktezası gereği sebep var mı? Evet. Onun karşılığı da <laughs> hikmet mi acaba? Dima. Yani dima bir şey istiyor ya. Neden öldü? Sebepsiz. Ya niye ya? Ha, ya. O esmaların çözümlemede casustur. Ee, akıl, tefekkür, caz. Cesastır, cesasedir. Casus diyor Allah. Ne demek casus diyor? <laughs> Mesela ağaçlarda kalım de öyle geçiyor. Ağaç Allah'a tefsir ediyor. Casus diyor. Nasıl casus diyor? Allah nedir bilmiyoruz. Mutlak ve muhit. Ama yaratılmasıyla ha haymış. Renklendirmesiyle mülevinmiş. Sanatlı yaratılmasıyla yasani. Yani mutlak ve muhit olanı muşakas yapıyor. Bu casusladı demek. Şimdi Esbap alemi. Ben esas anlatmak istemiyorum. değil de devam edeceğiz. Ee, hakim bir şey istiyor. Havuza bildirisini atıyor merkeze. Rahim atıyor isteklerini. Kadir atıyor. Kerim atıyor. Latif atıyor. Atıyor da atıyor. Bin bir esma. Hepsi de aynı makamda değerli mi? Allah'ın isimleri. <laughs> esma esmayı mağlup edemez. Çatışıyor. Celal, Cemal. Ortaya çıkan Kemal var. Şimdi e, bu çatışmalarda bir sonuç oluyor. Bütün Esma'yı birbirine çarpıştırdı. Bu se Esma Esma'yı çarpıştırdığın zaman Esma'da meratip çıkıyor. Bu tarafta. Zatında değil. İşte kanunlar ve namuslar, esbaplar buradan çıkıyor. 24. sözden söylüyorum bunu. Ama bu esmaların bir de ismaazamları azamları var. İsmazam olunca başkasının karşısına başka esma olmayınca o direkt yapıyor. Esbab iktiza etmiyor. Öyle bir şeysi yok. Direk yapıyor. Ama iyi ki ismaazam azama mazar değiliz devamlı. Bu alemde kör topal olurduk. Çoğu da mahvederdik kendimizi. Mahvederdik. Diyorum ki iyi ki şimdiye kadar her duvam kabul olmadı. Her kabul olsaydı burada oturmazdım. Allah bilir nerede hizmet edecektim. İsteklerim kabul olmamış. Esbapsız tecelli de o kadar iyi değil. Çok zordur onu taşımak. Hazreti Ömer'den söyleyeyim dedi diyor Allah. Aşeriyimün beşeri Cennet de müjdelerince biz ne anladık? Vay be oxlan. Ya taş ya. <laughs> o garanti cennet. Şöyle duyduğu anda şöyle demiş. Eyvah imtihan bu imkan olarak görmüş. Sonuç olarak görmemiş. İmtihanım şiddetlendi diyor. Şimdi çok zor. Vallahi esbapsız tecelli istediğimiz istediğimiz olsa biz helak olur Metin okumaya devam edeyim. Akşam derslediniz abi. Allah sebepler iş sebebsiz iş yapacak. hani malum bir yer okudunuz ya. Ha o şey. Yok şey diyeceğim. Bir ya, bir nur, vücut, hayat ve rahmet sebepsiz ya. Sebepsiz. sebepsiz. Allah nurunu tanıyacak, ya. Sebepsiz. sebepsiz. Aa nur bu. E, nur. Evet. Burada da var. Aferin. Evet. Allah mesela ittihad-ı İslam'ı sebepsiz yaratacak. Dört tane şey diyor. E, nur. Kim Kimse şey yani şu. E, kimse ummadığı zaman ummadığı sebeple ummadığı yerde, ummadığı şekilde var olacak. <laughs> o zaten dördü de sebepsiz. Vücut, hayat, alan nurunu tamamlayacak. Nur, rahmet. Rahmete mazar olacak Müslümanlar. Yani sebepsiz. Çünkü ne? Madem, devam ediyorum Metin. Madem, madem vücutta en mühim hakikat rahmet ve hayattır. Görüyor musunuz? Ha, burada bak. Rahmet ve hayattır. Hiç dokunmuyorum. Görüyor musunuz yani? Dizilişi görüyor musunuz? Yani böyle okumuyorum. Aynı bak böyle bak. E, madem vücutta en mühim hakikat bir rahmet iki hayattır. Sonra ne diyor biliyor musun? Yağmur, yağmura üç tane şey denmiş. Ayş metini e dokunmuyorum bak. Yağmur, hayata menşe, yağmur, medarı rahmet, yağmur belki aynı rahmettir. Bitti. Elbette vesait perde olmayacak. Kaydı ve yekne saklık dahi meşiyeti hassa ilahiyeyi setretmeyecek. Ta ki her vakit herkes her şeyde bak. Herkes her şeyde bak. Herkes her şeyde bir. Şükür. Şükre mecbur olsun. Ubudiyete mecbur olsun. Sual, isteme, duaya mecbur olsun. Duaya mecbur olsun. Eğer bir kaideye, kaide dahilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı, güneşin tuluğunda diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar güzel bir şey girdi. Bak şöyle bir yer, şuraya kadar çok güzel bir işleme var. Gördünüz değil mi yani? Ezber yapmıyoruz. Sırrı insanı Ozan e, o zaman şey yap. Şu kardeşe daha telefonun bir tanesi alın. O bu kardeşi öğretmendir. Ona da gönderin şey. Erdinç. O telefonun al. Sırrı insandaki olsun gönder. Yapsın o. Çünkü sosyoloji öğretmeni ta kendisi de ehli tahkiktir. Ben okuyorum siz onun iş yapın. İrade mutalit kanunlara ve kaidelere mecbur değil. Bak irade muttarit, kanun. Çünkü irade sıfattır ya. Kaide ve kanunlar esmalarla oluyor. Esma evet. Daha arkası. İrade, muttarit kanunlara ve kaideler mecbur değil. Bağlı olmadığını göstermek için dört şey kaidelerin ve kanunların dışına bırakılmış. Yani kanun, kanun yok o. Vücut. Vücut, nur, rahmet, hayat. Sebep yok. Niye yaratıldım? Sebep yok. Nur, sebep yok. Kanunlar ve kaideler esmaların mukannen tecelli, cilvesi, cemal ve nakışlarının bütünlüğünden ortaya çıkıp görünene insanın verdiği unvan ve isimlerdir. A bak a burada izah etti. Çok güzel bir cümle oldu. Bak, kanunlar ve kaideler neymiş? Osman bunu Eklersin daha güzel cümle kurarsın sen. Evet bak kanunlar ve kaideler neymiş? Noktalı virgül. Buraya noktalı virgül koy. İzah açın. Esmaların mukannen tecelli. Yani cil ve cemal ve nakış ve sanatlarının bütünlüğünden ortaya çıkıp görünene insanın verdiği unvan ve isimlerdir. Yani Bulut geldi, aha yağmur yapacak. Gördü, gördü, gördü. Ondan sonra bir kaydeye geçti. O, o tarzda tarif vardı abi. Kanun Esma-i Hüsna'nın mukannen, sabit, her zaman, her yerde, devamlı, aynı şekilde istikrarlı, kararlı muamelesi ve tecellisidir. Ya yani çok güzel. Tamam. İrade içsel olduğu için dışsallara yani mül taraftakilere mecbur değil. Dış dünyaya mecbur değil. Sebep sonuç ilişkisi ararken esmaların tecellilerinde ararsın bunu. Evet. İradede, sıfatta da aramaz. Sıfatta da böyle bir soru sorulmaz yani. Yok. Bir de suvüti sıfat kaynağı olduğu için orada zaten mutlaktır o. Evet. İradede Söyle. yani Yok. Iradede niye veya neden soruları sorulmuyor. Sorulmuyor. Ben abi, niye dünyaya abi. geldim gibi bir soru sorulmaz işte. Yok. Yani Yok. Iradeniz iradeniz hata Kanunlar iradedendir namuslar emirdendir. Kanunlar emirdendir namuslar iradedendir. 59 meslevi açar mısın? Öyle miydi? Kanunlar emirdendir, namuslar iradedendir. 59'un baş tarafı Mesnevi nuriye. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Evet. 250'de. Evet. Evet. Yani e, dış salların yani dış e, mülk tarafın niteliklerine bağlı olarak karar verme değil, sırf kim irade. Şartlar olsa bile irade irade etmez. <laughs> Şartlar tahakkuk etti. İrade irade etmiyor. Vazgeçtim diyor. Notereka'da gittik her şey tamam. At atmıyor. Atmıyorum şimdi. Her şey tamam. Atmayınca kaybediyorsun. Çok acayip bir şey bak. Mesela uygulayayım. Eylemde uygulayayım çok hoşunuza gidecek. Çağlayan komplesi Yahudi'nin üzerindeymiş. Birisi o maliyi komple vermiş. Kefere vermiş yani. Yahudi bir adamın üzerindeymiş. Bilerek yakinen olduğum için buna şahidim. Bunu devlet mahkemeye vermiş. Devlet Çağla'ya, Mağla'ya komple daha yakın tarihe kadar bir Yahudinin üzerindeymiş tapusu. Vermiş adam. Trakya'yı verdiği gibi. Sonra bunlar devlet mahkemeyi kazandı. Mahkemeye Yahudi fert olarak olamaz. Yahudi'den aldı. Dedi ki orada ev olanlara bak şimdi irade, şartlar tahakkuk ettiği halde irade edince merkezden olunca dış taraftaki zarar, kar hiç nazar almaz. Bütün devlet dedi ki gelin dedi evi olanlar tapıyı bedava vereceğim. Kazandık mahkemeyi. Halkımındır. Ondan sonra bir tanesi kalktı. Adam adam vefat etti o ev sahibi. iki erkek bir kızı var. Bir erkek de bir kızı dedi ki tamam. Tamam binayı devlet bize veriyor Çağlayan'da. da. Adliyenin karşısında 4-5 katlı bina. Gitti tamam gelin tapuyu alacağız. Bir tanesi dedi hayır ben atmıyorum imza. Daireyi almıyor. Almıyorum diyor. Çağlayan da adliyenin karşısında daire almıyorum. Bir daire düşüyor bir de bir dairenin üçte biri düşüyor. İstemiyorum. Niye? Bak bir şey anlatacağım. Niye? Yeter ki sana düşmesin de kardeşine ben de istemiyorum. Şimdi bir mertebelendiriyorum fiilen. Bunu istemiyorum demek suyu ahlaktır. Ahlaksızlık iradesini, irade iradesini bloke etmiş. Demek ki ihtiyar ve iradeyi dinlemez de deyince ahlakı bir sorun. Ahlak arkada. Bu saatte kadar bıraktık konu biraz. Şimdi <laughs> o e, zahiri esbab noktasında daire benim. Bu ihtiyar. Notere kadar devlet getirdi. Ya o değilse mahkeme verebilir miydi? Devlet verdi, mahkemeyi devlet kazandı. Gelin herkes aldı, bir kişi kaldı. Devlet diyor ki gelin alın. Hazineye kalacak diyor. Hazineye kalacak bir çocuk, bir kız tamam. Yakinen şahidim. Öteksi olmaz. Telefon ettim ben buna. Beni devreye soktular. Kardeş niye istemiyorsun? Hocam dedi ben seni tanıyorum, seviyorum. İstemiyorum. Ya niye istemiyorsun? Merak ettim. Bir sen istemeyebilirsin. İstemesen al da birisine tasadduk et. Kardeşlerine engel olmaya atmasan alamayacaklar bunlar da. Zaten dert de o dedi. Onlar almasın ben istemiyorum. Peki bu menfaati cüziye Bu men abi? geliyorum. Dur. Bu hadiseler nedir? Daire olması bedensel, dünyevi menfaat, dünyelik olduğu için ihtiyar. İçeride merhamet, şefkat kardeşine, kendisine yapacak, kendisine de şefkat yok. Bu irade. iradenin de arkasında iradeyi de yöneten ahlaki bir şey çıkıyor. Ahlak çıkıyor. Suyu ahlak. Ahlak nedir? Abi, özür, özür dileme dur. Ahlak hulukların huyların cemidir. Parça parçaların bütünleridir. Hul, huluk, huluk. Dur bir dakika bekle. Hulukların huy, huy. Huyların cemine ahlak denilir. Bu ahlak e, şeydedir. İradenin arkasındadır. Mesela ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Güzel namazı namazı güzel tamamlamaya geldim demiyor. Bak güzel. Ben ubudeti güzel tamamlamaya geldim demiyor. Ben dini tamamlamaya geldim demesi gerekirken demiyor. Ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim demiyor. Ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim ahlak biraz da arkada olduğunu. Şunu da şey yapayım alacağım. Ee, Sibgatullah'tır. Allah'ın boyasıdır ahlak. Güzel ahlak Sibgatullah'tır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmakmış. Şimdi söyle abi. O işte Latife'nin söz dinlemeyen Latife var ya tam da onu söylüyorsunuz burada. O latife iradenin hakim olmasını engelliyor. Esasında burada iradesi i̇şte bu, yok. İrade vicdandadır. İhtiyar, var, akılda İhtiyar akıldaydı. Beraber yürüyelim bildiğiniz şey. İrade vicdandadır. Ahlak nerededir? Ruhtan. Hasan abi şeyde şöyle bir tanım demişsiniz demişler. Güzel ahlak ise kalbi, vicdani, ruhi duyguların, hislerin, latifelerin ifrat ve tefrit mertebelerinden azade kalarak vasatı irade ile tercih edip ki ikinci niyetle alınan istidatların ortaya çıkmasını gösteren latife insani sıfatı bir isimlendirilendir. Harika. İşte bak, güzel ahlak neyi tazammül ediyor? Ruhu, kalbi, vicdanı ve aklı ifrat ve tefritten azade olarak vasatını cem edip onları alıyor. Sonra irade bunlardan Bunlar aldı mı? Bunlar onayladı mı? İrade de tercih ediyor. Latife insani. Abiler çok tuhaf şeyler var ya insanda. Onun için heyecanlandırıyor beni. Çok tuhaf ya. Yani bir iki latife var. Demek ki o latifenin arkasında e, ahlak ahlak. Peki o latifeyi dinlemeyen nedir? O bir iki latife. Allahu alem suyu ahlak mıdır? İfrat tefrit midir? O ahlakın suyu ahlakı mıdır? Bilmiyor. Tespit edemedim, teşhis edemedim diyor ya usta. Ama... Atın abi bir fikir geldi. Bu Latife'yi insaniyesiz, biz nasıl düşünüyoruz Latife'yi? Çok böyle bir halde konuşmadık. O zaman Latife müsved ve menfi olarak ayrılabilir. Menfizi de Latife'yi hayvaniye diye veya Latife'yi ebadan. Latife insaniye kalptedir. Barla 263'te veya 273'te galiba. 273 latife insaniyeden bahsediyor. Aman ya Ha orada haram şey yapıyor. Bir versenize bana. Valla var mı? Allah abi latife uydurmayın. <laughs> Yeni kavramlar çıkarıyor. <laughs> Uydurup bir latife. Latife ya. göre konuşuyorum abi. Uydurup latifeler. Ali senle ne yapacağız ya? Bak diyor ki ahlakçı şey oğlum. Ha çizmiş. Bayram. Bak şurası çok acayip. Şu kadar paragraf ama ne külliyatları ne eskilerin ifade edemediği dibacelerinde de ifade edemediği ki kitapların cemidir. Şu şurası ya bak. 273. Evet küfrün divaneliğiyle bir altına koy. Dalaletin sekriyle yahut sekr sarıştık altına koy. Altına diz. Gafletin şaşkınlığıyla Gaflet neymiş abi? Ha, buradan çıkarıyorum lugat. Gaflet şaşkınlık. Dalalet sarhoşluk. Küfür divanelik. Tamam? Fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder. Bununla bu üçü bir araya gelirse küfrün divaneliği, dalaletin sekri yazmayın. Gafletin şaşkınlığı. Havuz yap. İnsanın fıtraten diyor ebedi ve ebed. Ebed alemi ve ebedi Allah'ı. Alem ve zatı. isteyen bir latife insaniye. Latife insaniye de çok var ama bir tanesi. Latife insan sukut eder. Ne olur edince? Bu üçü bir araya gelince. Ebed, ebedi şeyler yerine fani şeyleri alır. Yüksek fiyat verir. Adam gayet, gayet rahat. Ahireti bırakır, dünyayı alır. Fakat diyor. Şimdi bize geliyor. Bu bize aitti şimdiye kadar. Ebed ve bedi. Allah'a bıraktı bu kafir bize. Fakat müminde dahi. Şimdi bizde. Bir maraz asabi bulunuyor. <laughs> Maraz-ı asabi. <laughs> asap. Asab. Evet. Manevi nefsemare. His, heves, damar, asap. maraz asabi o asap. Bir şey yapmıştık. Kırmızı defterde asap toplama var. Yapmıştık. Bulunuyor veya marazi kalbi var diyor. Buradan okuyorum. Marazı kalbi var. O dahi ehli dalalet gibi yukarıdaki gibi. Emniyeti şeylere ziyade emniyet verir. Emniyeti şeylere bundan emniyet veriyoruz. En ufak bir sözü büyütüyoruz. Eşimize, akrabamıza küsüyoruz. Kardeşlerimizi hizmeti, veya dersleri terk ediyoruz. Emletsiz şeylere emniyet buradan veriliyor. Bu üçü darbelenince e, biz birbirimize küsmemize vesaire sebebiyet bu oluyor. Emletsiz şeylere ziyade emniyet bundan veriliyor. Latife-i insaniye zarar gördüğündendir. Yani tozlanmış, asitlenmiş. Tamam mı? Lakin Müslüman düşer ama çok müjde var burada şimdi. Müslüman olduğu için orada kanaat etmez düşmeye. Kalkar. Çab lakin çabuk kusurunu anlar. Tövbe etmez bakın. İstiğfar eder, ısrar etmez. Ahlak olduğu için ahlaki meselelerde istiğfar, günahlarda tövbe. Ahlaki bir mevzudur. Geleceğin üstünü açan istiğfardır. Mazideki günahlar ademidir, vücuda dönüştüren tövbedir. Tövbe nedir? Ademi vücutları, vücutsuz vücutları vücuda dönüştürendir. Affedersin özür dilerim ama. İstanbul Belediyesi'nin kanalizasyonu toplandığı şey ademi pislikler. Onu vücuda dönüştürüyor sistem. Ne yapıyor? İçecek suya dönüştürüyor. Pisliği de gübre yapıyor gibi. Tövbe mazideki günahları ademdir. O ademi vücuda dönüştüren şey tövbedir. Eyvah Müslüman mazim günah gitti, namazım yoktu, ben hep geçmiş yeni başladığım 26 yaşında 30 yaşında bütün o namaz kılmadığın gün Adem. Eğer kazasını kılarsan Adem vücuda dönüşüyor. Tövbe Adem'i vücutsuz vücutları vücuda dönüştüren ben heyecanlandırıyor çünkü. E, mazi iş yapıyorsun bak şimdi. Yübedülullah seyyatı masanat Allah razı olsun. Sırına mazar oluyor evet. Allah razı olsun. Harikasın be bazen. Çok yerinde söylüyor. Ee, şu anda çok harika koydu onu. Yerine yerleştirdi onu. Her zaman öyle değil de. Seviyorum seni. Çok şükür. Hayatın onun de öyle yani. Günahlardan bahsediyor. Böyle yani onlar tehdit ediyor. Ondan sonra işte yani tavda ederse de yübet uzatmadı mı? Mazhar olur. Peki önemli olan bunu bunu bildik. İstifar çok önemli. Bu pek bilinmez cemaatimizde. Hasan abi, bir oraya girmeden önce bu ayetin tefsiri olan bir hadisten bahsederek mi? <laughs> bu ayetin tefsiridir. Bizim Hoca Efendi kardeşlerimiz de hata ediyor yalnız. Bu hadisi söyleyerek cenazelerde şeylerde. Şimdi haşir meydanında birisi getiriyor diyor. Günahkar birisi. Götür titriyor. Yani benim cehennem açık Hayatını biliyor. Dünya hayatını biliyor. bakıyor ki sabah çıkılacağı yerde günahlarının için mükafat veriyor ona. Allah Allah. Günah sayılıyor. Şu günahı sayılıyor. Şu günah Şu Günah sayılıyor. Sebaba dönüşüyor. Sonra mükafat veriyor. İşte adam bu sefer de kendisi bizzat diyor ki benim şu günahım da var ya. Benim bu günahım da var. Kendisi hatırlatma. İşte Hoca Efendi kardeşlerimiz hata ediyorlar yani diğer rivayetler nazar almayarak oysa ki yüzüne bakır verecek, pençelerden tutup cennet fırlatılacak hadisler. Bu adam tövbe ettiğinden dolayı hasanat etettiği dediğinde dolayı mükafat alıyor. Onu söylemiyor. Dünya da orada tövbe değil. O bitti, o teklif gitti. O günahdır. Allah rahmetini nasıl gösterecek? Okumuştum onu. Bak bu günah işledin. Bak bu günah var. Bu günah var. Ama bunu İstanbul Büyükşehir'in arıtma tesisine temizlendi bu bu töbe uğradı. Töbe sisteminden geçti, sistemden geçti. Bir kanalizasyon var ki denize bağlanmış. O temizlenmedi. Sisteme bağlanmış. Sistem. Şimdi gelelim şeye. İstiğfar çok önemli. Çok önemli. Gözümüzün ferini açacak bir sistem. Geleceğin üstünü açıyor. Korku gibi. Geçmişte korku olmaz. Geçmişten ele olur diyor. Gelecek ee, bence yani anladığım kadarıyla geçmiş, gelecek an hepsini kapsıyor. Sadece geleceğe bakmak biraz daraltıyor. Çünkü şöyle tanım var ya yaptıklarımızdan tövbe yapamadıklarımıza istiğfar ediyoruz ya. Benim yap, geçmişte yani asfalt 90 kusurumdan istiğfar ediyorum. Yani o eksikliğim var ben tamamen eksikliğim, acizim, fakirim. Evet. Kendimi o görmek. Onun için o geleceğe de baktığı gibi ben geçmişte de kusurluydum. Yani diyorsun ki ki doğru. Yok. O ademi vücutlar. O şöyle geçmişe bakıyor. Günaha bakmıyor. İşte yaptıklarımıza tövbe, yapamadıklarımıza istiğfar ediyoruz ya. Heh. Geçmişte yapamadığın geçmişte vücut vuzurum, yapamadığın kusurum, eksikliğim var. Onun için yani istiğfar e, bütün zamanlara bakıyor. Tövbe sadece maziye bakıyor. gözüküyor. Evet. Şu şu istiğfar izi. Olması gereken olma ihtimallerimiz var ya ola, ola olasılıklarımız, ihtimal. Her şey olabilir. Gelecekte de geçmişte de olabilirdim. Olamadım. Günah değil ama hı hı. peygamber mesela peygamber bile e, mesela gitti Allah'a sormadan Yunus aleyhisselam gitti. Geçmişte. Haram değil yani. işlemedi ki. Ya yani mesela daha çok ben kitap okuyup yani Yapma yapabilseydim yapmadım ama haram değil ama vücut olmadı. Öyle mübah olarak geçti. O da değil tabii çünkü gelecek İmam-ı bin ya. E, istikbal ve mazide tutar ya. Ama esas istifar geleceği, olamadıklarımızın, olamadıklarımız var ya geçmişte de ama esas geleceğe bakıyor, onu da içine alıyor. Geçmişte de mayalamamız <laughs> gerekiyor ya. ya, o yani zaten... benim çünkü mesela gelecek problemi var ama bir de geçmişteki esas... Yani Vücut bulamadıklarım var. Yapamadım, edemedim, ne yapacağım? Yani işte istiğfar silahım var, dön oraya, yapamadıklarını da ve kendi mahiyetini aslında... Böyle daha çok efalde değil, mahiyetine... Evet, daha cami olduğu şu anda istiğfar. Evet. Geçmişte yapamadığım, vücuda dönüşmemiş e, nimetlerim, yani zaman, onu da vücuda dönüştürüyor. Bir fiil var abi. Günah. Bir, bir, şöyle, bir fiile bakan noktada konuşuyoruz. Bir de mahiyetimize bakan, yani acizimiz, farklımız, noksan mı? Kusurumuzu deruhte etmek. Onun farkındalığı manası. Yani e, şöyle, Atıyorum ben 10 yıl önce bu manaları hissetmiyordum. Bu, bu manada ben kendimi nakız, kusur, eksik bilmiyordum o zaman. Öyle mi? Yani, Doğru. O kusurum, o, o zaman kendimi affeder bir şey zannediyordum. Bilmem neydim. Yani öyle bir edalardaydım. Doğru. Mesela o halimi düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi o zaman ben dönüp dediğimiz gibi bu tövbelik mevzu değil. Evet, fiil değil. Fiil, <laughs> mahiyetini fark etme manası. O zaman da dönüp o zamanki halime, şimdi bugünkü halimle geçmiş halimi mayalamak. O kusur, onlardan istiğfar etmek. Ben aslında hep böyleydim, hep şeydim. Yani mahiyetine bakmak manası. İstiğfar et. Yani Peygamberimizle muhtemelen Allah-u Alem o manada istiğfar ediyor. Kendini hep, kendi mahiyetinde derinleşmek, yolculuğa çıkmak. Hep onu fark edip daha da fark etmek, daha da fark etmek. Her fark ettiğinde de istiğfar ediyoruz. Şimdi bu geçmişte bir fiil var, haram. O realitedir. Nefsil emirdir. O tövbe. Ama haram işlenmemiş. Ama daha güzel geçebilirdi. Yattın yani. O yatmasaydın, Kur'an okusaydın, namaz kılsaydın, öğlen ikindi arası yattı. Haram değil. <laughs> Beş sene önce yattın. Kur'an okusaydın vücut daha güzel olacaktı. Bu da vücut ama düşük vücut. Onun için istikbal daha çok şey yapıyor. Mazideki vücut, o da vücut bulmuş. Namaz kıldıktan sonra, namaz kıldıktan sonra o Adem'i o tuvalete gide, gitmek bile vücududur. Sen diyorsun ki e, geçmişteki vücut bulmamış daha kaliteli olabilirdi ama işte namazın bir özelliği var. İki vakit arasında o mubah da ibadete sayılıyor. Efendim. <laughs> Dur deme şimdi de. Bir bitireyim bölüyor yani bu se gidiyordur dizaynım gidiyor. Şimdi bu namaz kıldığın zaman o mubahlar da vücut buluyor. İstiğfar de niçin demiyorum buna? O da vücut bulmuş ama nakıs vücut bulmuş. Yani fiil bir haram değil. Yattın. Ama namaz kıldığın için o da vücudidir. O da bir o da Allah'ın hesap sormadı vücuda girmiyor. Yani yaşamış kabul ediliyor. Şimdi tövbe tamam bunu kapsar ama şeyi daha az. Geleceği ama şu ahlakı bir sorun var geçmişte. Ad, fark, noksan kursunu derifte etmedim. O zaman benim o namazlarım, ibadetlerim veya kulluğum, orucum çok şey geçti. Düşük mertebe. Bu mertebeleri de âli yapmak, kast edilen makama çıkartmak evet istiğfar vücuda taşıyor. Hemen evet taşıyor. Doğru bu konuda da eklenilir. O çok güzel. Şimdi söyle Ali. Şey, şey. Abi e, bizim geçmiş amellerimizi tövbe günahları. Tamam. Bir de geçmiş istidatları potansiyel olarak kullanamadık. O da istihbar. Bir de şu boyutu var. Bizim işlediğimiz ameller bizim geleceğimizi de belirliyor. İstihbari geçmişte biz yazdık yazılımda. Şimdi kardeşim konuşurken çağrışım oldu. O kelime devam için Biz geleceğimizi mayalıyoruz. Bu günahlarla, aramlarla mayalama sistemi gelecekte hem bizi ümitsizliğe sevk ederek, belki en tehlikeli nokta budur, İsim var, ümitsizliği kaldırıyor. Böyle bir sistem var. Bu sistemle ben geçmişim günahlarla dolu da olsa istikbali, ahirete daha ümitli bakabiliyorum. O zaman yaşadığımı biliyorum. Ümit yoksa hayat yok ki. Hayat ortadan kaldırıyor. O zaman şimdi toparlayalım senin şeyi. Geçmişteki e, günahlarımızı tövbeyle, geçmişteki at, fark, noksan, kusuru, deruhte edememe şeyleri, fikirleri, hisleri, vicda, duygularını latifelerini ni? Geçmişteki at, fark, noksan, kusuru, deruhte edememek haletlerinin, haram yok burada, artı, gelecekte olabilme, yani ola, olma ihtimali nihayetsiz bir fıtratımla olamadığımdan, ama olunmak istiyorum. 60 sene yetmiyor, 100 sene yetmiyor. Veya şu anda daha kaliteli bir sohbette olabilir, daha kaliteli bir halde de bulunabilirdim. Ama nihayetsiz bu ihtimal. En mükemmel, fıtratıma en mükemmel olabilmeye dönüştürme sistemine istifar. Ama geçmişe de sayış şey yaptın, çok güzel oldu. Geçmişteki, evet haram değil ama... Ad, yani kalite bakımından düşük, seviye bakımından aşağıda olan o olabilme ihtimallerimiz. Evet, mubah yaktım ama Kur'an okuyabilirdim. Namaz da kılabilirdim. Daha şey yapabilirdim, tefekkür edebilirdim. Tefekkür daha ileridedir. Tefekkürün sartı hayrı min ibadiseniz. Tefekkür daha üstündür. Nafile oruçlardan vesaire. Daha üstündür. Yapamadım. Ha, geçmişin ee, şeyleri ne diyelim? şey e, 90'lıklarını. Şöyle desek abi ibadet yapamadığımız ibadetler tebe yapamadığımız ubudiyete de istiğfar. <laughs> yani geçmiş gelecek artık gerek kalmıyor yani. Evet. Doğru. Hepsini, hepsini içine alıyor. İçine alıyor. Tamam. Geçmiş ve gelecekteki ubudiyet. Tövbe ise ibadet. Daha acem ama bu deyince mutlak oldu ya maslar gibi Bu uygulayalım. Geçmişteki noksan ibadetlerimizi, gelecekteki olabilme ihtimallerinin en kemal halimizin olamamaktan e, kusuru, az fark, noksanı deruhte edip e, istifar etmek. Yani olma hali, istifar sistemi. Peki abi diyor yani hani geçmişte şükrünü eda edemediğin şeylere şükür et tarzında aslında. Bu da bir derece oraya bakıyor ya. Evet. Yani aynı zamanda aslında tövbenin haricinde o geçmişe karşı yine şükretmek nasıl olur mesela? Vücut bulunca şükür oluyor. Yani biz böyle bedensel hayatı ihtiyarla baktığımız için, bedensel hayat şimdi bu. oysa çok inanıyoruz ki İmam-ı Mümin mazi ve müstakbel var. Bu beden, bedende yok. Şu anda bedende yok. Bedensel hayatta kitab-ı mübindeyiz. Ama ee, i̇çsel alemde beden, beden kitabı mı bin? Şimdiki zaman. Ama enfus alem imam ı bin? İkisini cem ediyorsun, lefi mahfuz oluyorsun. İmam ı bin, kitab-ı mübin. Ee, yani öyle bir sistem ki burada ne yapar diyor? Lakin Müslüman çabuk kusurun anlar. Bak kusurunu anlar. Tövbe eder, ısrar etmez. Dedi mi? tövbe demedi. İstiğfar eder, ısrar etmez. Ben dedim tüh ya, tam tersini söylemiş üstad diye üzülüyordum ha. Tövbe eder dedim. Az <laughs> <laughs> tam bizim dediklerimiz zıttı oldu, kış karıştı demiştim. Evet, değil mahsus yaptık. Allah <laughs> Vallahi dedim üzülmüştüm ben. dedim, bir sürü şey gitti, yeniden kurgulamamız lazım. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> İstiğfar eder. Bak Müslüman çabuk kusurunu anlar, günahını anlar demiyor. Kusurunu anlar. Sen dedi ya noksan. Aa, burada demiş zaten kusur. Kusur ve noksan. Ah, mahiyetimizi anlamamız gerekiyor. Mahiyet istiğfarı gerektiriyor. Evet mahiyet istiğfarı gerektiriyor. Beşeriyet tövbeyi gerektiriyor. Beşeriyet tövbe, mahiyet, insanlığımız istiğfar. Öyle diyelim. Ha onu yazalım. Beşeriyetimiz tövbe, insanlığımız istiğfarı gerektiriyor. Tabiri diğerle, beşeriyetimiz ibadet, ee, insanlığımız ubudiyeti iktiza ediyor. Ama o çok çok önemli. Ben de yazmam lazım. O çok önemli. Beşeriyet tövbeyi insanlığımız eğer bu cümle benim olsaydı yazmazdım vallahi. Yani beşer ibadetiyle insan mı görüşüyor? Evet beşer ibadetiyle e, insan ise ubudiyetiyle e, Muhatab oluyor. Bak bu pazar neler oluyor ya. Çok tuhaf. Şuraya bak ya. Şu kadar yer ya. He Osman? Yani insandaki e, nihayetsiz olan taraf nihayetsiz acif bak kusur, kusur yani. Nihayetsiz. Nihayetsiz bunlar. O zaman orada da nihayetsiz istifarlı terastir. Ee, günahlar nihayetli. Yani muhtemelen onu düşünüyorum da. Evet. Oraya... Günahlar nihayetli canım. Kusuru. Aç. Fak. Noksan. Kusuru. Ne kadar? Yani mahiyetin onunla yorulmuş. Sendesin. Evet. Aç. Fak. Noksan. Kusuru. Yorulmuş. Maya bu. Tuz. Ve bu da nihayetsiz. Cenab-ı Hakk'a karşı bizdeki nihayetsiz olan diyelim. Olmayan aslında. Şey o. o da Maya. Un. Tuz. Su. Hamur yap. Aç. Fak. Noksan. Kusur. Hamurun adı mahiyet insan ubudiyet. İstifar. Yani bizim mesleğimiz nurculukta atsini bilmek, fakrı oksanlığını ve kusurunu derut etmek. Mahiyetin bu. Oraya yani böyle... Normal biz so 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 sokak azı zannediyoruz ha istifar. Evet. Çok kusurunu anlamadık evet, ifade mahiyet, şeklinde. Mahiyet manevisiymiş. He? insanın mahiyeti manevisinde azim bir az ve hassiz cesim bir fakir derc etmiştir. Aa, Sözü 320. Şey diyor sözler 541. Evet nihayetsiz aç, zaaf, fakir, ihtiyaç ve yoğrulmuş olan mahiyet insaniye ha, herhalde. Ma. Tamam, yani işte. 30. söz 1. baksa sözler 541. Mahiyet yoğrulmuş insaniye. Hey gidi. Hadi biraz daha devam edelim. 25 dakika oldu. Derse başlayalım. Tamam. Hadi bakalım yürü irade içsel olduğu için e, mülkteki dışsal di, dışsallara mecbur değil dış e, yani mülk taraflarına yani o noter misali verdim her şey tamam oradan vermişti ayrıldık manada adam diyor ki kabul etmiyorum ihtiar oluyor ya diyorsun ki Allah Allah nasıl olur lan yani bu kadar menfaatli insan tepebiliyor tepe mu tepebiliyor İhtiyar bunu reddedemez. İhtiyar bunu etmek zorunda. Neyle yapıyor? İrade. İrade de içsel noktasında ahlakı şey, şey, insanı şeyleri var. Bunu da nasıl itebiliyor? Ahlakı bir sorun var demek. Nedir o? Haset. Haset. Onda olmasın, bende de olmasın. Uzantan abi bütün şeyin özü gibi o Hz. Ha? Musa'nın kavminde bir kadına Allah Celle Celaluhu bir keçi gönderdi ya. Çok istemişti kadın, ihtiyacı vardı. Bir keçi gönderdi. Allah fakat onun gibi istemeyen karşı komşusuna da o kadının istemesinin yüksekliğine, latifine bakarak Allah dedi ki o çok güzel istedi ama bir tane istemişti. Bu iki keçiyi de o karşı komşusuna. Cebrail aleyhisselam indirdi. İşte hoş geldin. Keçi Allah sana gönderdi dedi. Dedi ki o arkadaki iki keçi nedir? Dedi ki sen o kadar güzel istedin ki o karşı komşun bu kadar Güzel istememişti. Seni istemen hürmetine bu iki keçiyi ona getirdik. Allah gönderdi. Şimdi bu haseti görüyor musun haset? Haset. Ben de olmasın. Onda da olmasın. O daireyi imzalayacak. Ben de olmasın. İhtiyarım olmasın. Ama niçin onda da olmasın? Haset. Haset ahlaki bir sorun olduğu için iradeyi de içsel insani latifeleri de etkiliyor. Nereye taşındık? İradeden daha arkaya. Ahlak. Tabii, eğer başkasının hukukunu tecavüz ediyorsa, hukuklarını kaldırıyorsa ahset veya işte onu veya göz, sen çok iyi biliyorsun ki benim gözüm tesir ediyor veya bu hasetle o zarar edecek. İşte bak imzalamıyorum, hukukun nasıl mesul olmasın? Adamın hakkına tecavüz ediyorsun. İfrat, ifrat her şeyin ifratı karşı, her şeyin tefriti kendisini ortadan kaldırır. Mesela haset'in ifratı nedir? Onda olmasın, bende de olmasın. Tefrit nedir? Bende olsun, onda olmasın. Haset. Bende olsun, onda olmasın. İfrat neydi? Onda da olmasın, bende de olmasın. Vasatı nedir? Bende de olsun, onda da olsun. Peki irade ne yaptı? İmzalamam dedi. Niye? Haset etti, Kin etti, adavet etti, irbüyar etti, düşmanlık etti. Bu hep ahlak. Ahlak irade irade, ihtiyara o da reddetti imzayı. Yani, ha, yani e, mülk taraftaki niteliklere bağlı olarak karar verme değil iradesi. Şartlar olsa bile irade irade etmez. Bak ona örnek. Şartlara bağlanmasın. Şartlara bağlanmasın insan diye şunlara kanun ve kaydeler konmamış. Şartlara bağlı olmasın diye. Şu şeylere konma. Bak bir daha. Şartlara bağlanmasın insan diye şu kanun, kaydelere e, şu şunlara kanun ve kaye konmamış. Kanun ve kaydelerin arkası nedir o? Vücut. Hayat nur, rahmet. Şimdi ben bunu çalıştım. Bakayım neyle eşleştirdim. Zannettiğimi kurşun kalemle yaptım. Emin olduğumu tükenmez de yazdım. Görüyorsunuz değil mi yazıyı? Ta ki herkes her şeyde şükür, ubudiyetle, sual, duaya mecbur olsun. O metinden geçiyor. Bu metinde geçiyor abi yukarıda. Şükür, ubudiyet, sual, davet. Aa şurada. Herkes şükür, ubudiyet, sual ve duaya. E bu da dört tane mi abi? Vücut, hayat, nur, rahmet. E, bu da nazm-ı maniyle bu dört tane eşleşecek şimdi. Nasıl çıkartıyorsun bu manayı diyenlere? Ha bak yukarıdaki ile aşağıdaki eşleşiyor. Dört taneye aynı paragrafta esbabsız esbapsız yaratılıyor. esbab esbap iktiza etmiyor. Niye? Ta ki insan esbapsız, kanunsuz, kaydesiz, isteme yapabilme şey olsun diye. Hangisi? Esbap olmadan da şükür eder. Ubudiyet eder. Sual eder. Dua eder. Şimdi acaba nazm-ı maniyle uygulasam vücut şükre hayat ubudiyete nur suale rahmet duaya hiç oynamadım. Çünkü burada diyor ki madem vücutta mühim hakikat rahmettir. Bak şurada. Mutarrik kanunlar ve kaydeler bir derece irade ve meşiyet icap olmuyor kaydeler. Fakat bir, vücut, iki, hayat, üç, nur, dört, rahmet. Dört tane oldu mu abi? Bak vücut. Şimdi bu dört taneyi de burada dış sallaşıyor. Yani Eylemde gösteriyor. Onlar e, kayda istemiyor diyor. Dört tane de eylemde gösteriyor. Buna da elem olsun olmasın. Var mısın şükür edersin. Var, varlığının bedeli var ol olma ubudiyet edersin. Ama ibadet etmeyebilirsin. Çünkü niye? Kolun kesikse ibadet düşüyor kolun kesilmesi. Oraya yıkamıyorsun. Mesela abdestin kol yıkama düşüyor. Ubudiyet devam ediyor. Sual dua, hikmet yani. O zaman vücut şükre, hayat ubudiyete sual Allah nuru samatı veler nur, vücut harici noktasında aklın işlevi değilmiş. Biraz baktım. Ee, Allah nuru samatı veler nur ve mana var ya, nuru Muhammed'inin. Nur tarafı mahlukat tarafı, mana tarafı vacibul vücut tarafı ya. Nur tarafı vücut harici aklın işlevliymiş. Onun için o da sual. Akıl sualle gelişir. Yani merak eder, sual sorar. İşaret edeceğiz söylüyor. Sual. Sual ile nura masar olur. Rahmet de duaya. Yani şimdi uyguluyorum o cümleyi herhalde. He? Peygamberimiz için onun getirdiği nur diyor. Evet nurlandı diyor. Yani şöyle uyguluyor şükrü şey. Şükreden vücut bulur, ubudiyet eden hayat bulur, sual eden nur bulur. Dimağda cevaplar geri gelir diyor. <laughs> Dua eden rahmete mazhar olur. Uyguladım. Bir daha. Şükreden vücut bulur, ubudiyet eden hayat bulur, sual eden nur bulur, dimağına cevaplar gelir. Dua eden rahmete mazhar olur veya tersi olursa olursa ki iki tarafı da uyguladım. Şimdi tersini söylüyorum. Vücut bulana şükreder, hayatını fark eden ubudiyet eder. Ee, şükreden hayat bulur, nur sahibi sual eder. Tersi anladınız değil mi? Rahmete mazhar olan da dua eder. Ne dua ediyor? Rahmete mazhar olduğu için. Tersi neydi? şükreden vücut bulur, ubudiyet eden hayat bulur, sual eden nur bulur. Yani dimana cevaplar gelir, dua eden rahmete mazar olur. Tersini söylüyorum, dua eden rahmete mazar oluyorsa, rahmete tersini düşün mefhumun muhalifiyle, rahmete mazar olan dua eder. Merkezden bakarsak terstir. M Mükten bakarsak ters olur. Şöyle. Şimdi dışarıdan içeriye bakıyorum. Şükreden vücut bulur. İçeriden bakıyorum. Vücut bulan şükreder. İki. Dışarıdan içeriye bakıyorum. Dua eden rahmete mazar olur. Melekütten bakıyorum. Rahmete mazar olan dua eder. Edebilir. Mesela nur sahibi sual eder. Sual yani hikmet. Allah birisine, birisine ve men yutel hikmete fekat hayren kesira kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir diyor. Ha. Şimdi Allah hikmetli şeyi ona sual sormayı hikmeti vermişse sual sormak olarak gözükür. Bir daha Allah bir insana hikmeti paket olarak vermiyor. Ona sual sorma meylini veriyor. <laughs> Allah bir insana hikmet ilmini verecekse vermişse, sual sorma, merak etme, ihtiyaç duyma, iştiyak duyma, incizap ve mail etme duyguları olur. Allah tam tersini. Allah sende rahmetini alacaksa, sual sordulmaz, meylettirmez, ettirmez, ihtiyaç hissettirmez, iştiyakın olmaz, incizabın olmaz. Düşünemez yani. Düşünemez. Ne gibi? Zombi, Zombi ne demek? Kortak. <laughs> mezar mı tarik? Belki, belki bir tabir midir diye sordum. Şimdi arkadaşlar çok acayip ağır bir şey yani kanun. Bak bir daha. Dua eden rahmete mazar olur. Bu mülk cihetiyle bakmaktır. Rahmete ama melekut tarafından bakış böyle değil. Şimdi sebepsiz bakış. Sebepli bakış, sebep duadır. Nereye? Rahmete. Dua eden rahmete mazar olur. Bu sebepli esma. Sebepsiz esma yapıyorum. Rahmete mazar olduğu için dua ettiriyor. Dua eder. E, ee, şükrederse vücut bulur. Bu mülkten bakış. Allah var ki hiçbir şey yoktu, yaratmamıştı. Vücut verdiği için sen şükrediyorsun. Melekıt bakış. Evet. Başka? Ubudiyet eden, ubudiyet neydi? Zemini, hayat bulur. Hayat nedir? Ee, kainatın maddesidir. Ubudiyet eden kainatlaşır. Kainat kadar vücudu olur. Beşinci remiz. Ubudiyet eden, Allah hayata mazar eder. Hayat nedir? Hayat, Allah varken hiçbir şey yoktu. Yarattı 18 bin alemi, hayatla yarattı. Hayat. ...ubudiyet eden... ...ubudiyet demek... ...aç fark... ...noksan kusurunu deruhte eder. Ubudiyet eden... <laughs> ...neyle etti Hayatla. Hayat bulur. Hayat bulur ne demek? Hayatla yar yaratılan her şeyi... ...o bulur. Bulamaya neyi bulur diyor. Başına bela bulur. Tam tersini söylüyorum. Ee, ha şey yapan... ...hayat bulduğu için... ...hayata mazar olduğu için... ...adam... ...ubudiyet ediyor. Şimdi... Ve men ayetinde de dışarıdan bakıyoruz. Ee, sual eden yani sual ediyor. Neyi bulur? Allah'ın nuru semaat Allah'ın nurunu, hikmetini bulur. Varlığı tanımlar. Sual. Sual aklın gereğidir. Sual. insanın işidir. Köpek, köpeğin sual sorduğunu gördünüz mü? Sığırın suali var mı? Sorusu var mı? İnsan sorar. İnsan sorar. Su... cevabı mi veriliyor? He? Hakimin cevabı adille mi veriliyor? İmam-ı Azam'a göre hakim ve adil ismi azamdan ya. Evet. Sual hikmet, hikmet Adalet mizan. Mizan ve mi, falan diyor. Dört tane. Şimdi bak. Bir, bir dakika. Allah'ın dışında yaratılan varlık nurunda yaratmış. Allah'ın nuru semanatı Yani buzu suda yaratmış. Ama su gözükmüyor. Buzu kim yapmış? Su. Suyu gören var mı? Yok. Biz de Allah'ın dışındaki 18 bin alem, arş, kürs, cennet, cehennem, cebrahim, nikahı, buz gibi düşün. Bunu neyle yaratmış? Nurundan. Nur nedir? Esmaların bütünlüğü. Ha, o Allah'ın yarattığı her şeyin sana taşınması akıl yöntemiyle oluyor. Akıl nasıl çalışıyor? Sual ile çalışır. Sual nasıl çalışır? ihtiyaç duyar, meyleder, iştiyak ve incizap olur. Ha şimdi ters yapıyorum. Bu mülkten bakıştı. Ve men yutel hikmete utuyen hayren kesir adı ki kime hikmet verilmişse sual verilmiş demiyor. Hikmet verilmişse sual eder. Sual. Esbapsız tecelli. Hikmet verilmiş. Kimler bunlar? Peygamberler, Rasim imamları. Veya ee, insanların berzahları, insanlara faydalı olanlara bunu bizde ne gözükür? İlhamdır. Vahim vazifesini yapan usta da vahiy küllidir. Şumullü ilhamdır. Vahiy dedim estağfurullah. Şumullü ilhamdır usta da. Şumullü ilham. Bizelerde ilham. Şimdi bu ters olunca da çalışıyor. Yani bir espapla bakınca dışarıda mesela Esbapla bakıyorum. Şükreden vücut bulur. Esbaplı. Esbapsız vücut bulan şükreder. Esbaplı. Dua eden rahmete mazar olur. Esbapsız. Rahmete mazar eden dua ede, edebilir. O zaman Allah esbapsız verdi bu dersi bize. Merkezden bakıştır. Çünkü esbabı yoktur bunun. Niçin yoktur? Bu zamanda böyle ders olmaz. Bu zamanda bu ders ikram ilahi. Olmaz yani. Esbabın sonucu değil bu. Böyle yaptığımız için, değil. Böyle yaptığımız için bunlar oldu değil. değil. esbu bu yaptığımız için değil. Şerif. Yani benim şu meziyetim var. Hayır. O e, esbablı tecelli de öyle diyor. Yani mazine bakarsan diyor. Risale-i tanıyacak gibi. Ama Risale-i tanımanın dışında bu ders normal değil. Bu hiç normal değil. Bu mevzu idrak edene. Çünkü niye? Nur hikmet sana verildiği için sual ediyorsun. Sual demek aklı çalıştırandır. Aklın ne çalıştırır? Meil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Hocam, aklın ne çalıştırır? Sual. Sual nedir? Soru sormak meildir, ihtiyaçtır ihtiyattır incizaptır. Dört tane. İrade. Ya. İrade yok. yok burada. Gelen Hayat İraden bulan nur sahibi olur ki sual eder. Bak. Bunların tümü yeknesaklıktan, saklıktan, kaydelikten, kanunlardan daha arkada beridirler ki bu dört tane var ya. Bunlar tümü yeknesaklıktan, kaydelerden, Kanunlardan, yani abiler, esmaların arkasında ne var? Yeknesak, yeknesak var, kayde var, kanunlar var, esbab var. Bunların tümü yeknesaklık, kaydelerden, kanunlardan daha arkada belidirler ki irade yapar. Tüm bunları. İrade ile kanun e, sanki birbirine zıtmış gibi duruyor. Yani kanunların olması sanki irade yokmuş gibi. Yani otomatik bir şey. Ha, i, gibi gözüküyor. irade dışsaldır, şey, kanunlar dışsaldır. İrade içseldir. Yani burada hani verdiği şey o değil mi? Yani kanun olması sanki irade sistemi çalışmıyor. Otomatik bir şey fabrikasyon, kanunlar uyguluyor. Hiçbir irade devreye girmiyor gibi gözüküyor diyor. Ama bunun şeyi, vücut hayatı, nur, rahmet. Burada yok. E, kanun yok. O, kanunların o şeyi konulmamış. Kanun yok. Yani arka tarafta enfüste kanun yok. Namus yok. Kanun ümmidir, namus astır. Yeknesaklık yok. Ülfet yok. Ünsiyet yok. Arka tarafta hiç esbab çalışmıyor. Esbab yok. Esbab, yeknesak, kanun, namus yok. Arka. böyle baktığın zaman mesela diyelim ki hiç alemdeki Allah'ın mesela hikmet vermesi, sana ömür tayin etmesi. Senin ömrün ne kadar olacağını sen mi tayin et? Kimden yaratılacağını, senden kim yaratılacağını. Arka taraf olduğu için burada da ekme saklık yok. Bir kaydı nasıl olacak ruhlar aleminde? Senin, sen, Allah var hiçbir şey yok. Senin yaratılmana ekme saklık mı var? Kanun mu var? Namus mu var? Talep mi var? İrade mi var? Yok. <laughs> Niye tercih edildin? Niye o anne babadan oldun? Niye sen şunların anne babası oldun? İktisak yok. Kanun yok. Kayda yok. Yani bu sistem çift çalışıyor dünyada. Bir bu bu. Aynı anda. Ya. Efendim bir soru soracağım da irade hakkında. Hasan abi şimdi allah Teala'nın e, altına koyduğu, e, irade ettiği şeyleri demire de koyabilirdi. Ama altına koymak irade etti. O özellikleri. Ee, kavunun tadını şeftaliye de verebilirdi ama kavuna vermek irade etti. Bu doğru mu bu irade etmek mi? Evet. Ona irade etmedi. Yani esbab itibariyle bu kavundur, bu muzdur diyebilmesi için diye konuşunca irade değil bu ihtiyar etti. Buna muz dediği için buna bunu koymak lazım. Esmalar bunu iktiza ediyor. İhtiyar Allah mesela diyelim ki Allah günahı irade etti ama ihtiyar etmedi. Allah günahı irade etti ama ihtiyar etmedi. Yani günaha yol açık iradesiyle insan küllü olsun, main olmasın, kayıtlanmasın, hür olsun. Her şey yapabilirken yapmadan yapsın. Mecbur olmasın sığır gibi. Her şey yapabilirken yapmasın. Bu, bu mutlak üreti iradeden veriyor. Ama dedi ki bu günah yapma. İhtiyar etmiyor. Günah irade ediyorum. Günah vücudunu o yolu açık bırakıyorum iradeyle. Ama ihtiyarla yapma eylemde. Eğer günahın vücudunu iktiza edecek yolları kapatsaydı cebir olurdu. Cebir olurdu. Hem günah yolu açık hem de cebir var diyorsun. Çok tuhaf değil mi? Günahın ve sebabın günah işleyebiliyorsun. Yani seni yaratan Allah'ı isyan edebiliyorsun. Yok diyebiliyorsun. inkar ediyorsun. Şirk koşabiliyorsun. Küfür edebiliyorsun. Sonra da diyorsun ki utanmadan cebir var. Peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Cebirmiş gibi oluyor ama onlar mı tercih etmiyor? Yani ihtiyar etmiyorlar. İhtiyar etmiyor. Merkezi çalışıyor. İsmet sıfatında irade çalışıyor. Çünkü irade ile günah işlenmiyor ya. İhtiyarla günah işleniyor. Çünkü günah ademi oldukları için eylemseldir, vücut, vücut dairesindedir. Günahlar ademidir, alemi müktedir. İhtiyarla olur, irade ile olmaz. İra, i̇rade enfusidir. Enfuste hak ve batıl öyle bir şey yok ya. Surete zahir olarak en bat, en suretler de gözükür. Dimağın neticesi olarak gözükür. Günahlar onun için ee, ne demiştik Günahlar. Evet yani ihtiyar surette. De. Ya İsmet ismet sıfatı. İsmet sıfatı ustadın hani dedi ya cüz ihtiyarımdan vazgeçtim Hangi sistemi aktif ettiğinde ihtiyarı devredişi yaptın? İrade. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Diyor. Abi, orada akıl yok mu? Ee, kemal tabi Akılsız akıl mı olur? E, peki cüz-i cüz ihtiyamda vazgeçtim diyor. <laughs> cüz-i ihtiyarında hangi sistem aktif oldu da vazgeçti? Hani adam diyor ya psikolojik bozuk olanlar. Dün akşam da geldi. Abi ben iyi değilim ya dedi. Kötüyüm, afir mi? Hakikaten mi dedim? O da şaşırdı. Niye? Hangi tarafınla iyi olmadığını, kötü tarafını gördün? Ben iyi değilim diyebilmek için bir iyi tarafın olacak bir de kötü tarafı görmesi lazım. Bak iyi değilim. E, o iti, gö görme tarafı var. Eğer kötü olan kötülüğünü görmüyorsa hakikaten kötüdür. Her şeyle kötüdür. Onunla tek kapı açılmıştır. Bu hayattan kendi şeyle noktalamak. Bunların tümü yani bu dördü yeknesaklık yok. Kaydelik yok. Kanun yok. Yani bu dört tane de Şükürde, Ubudiyette, Sualde, Duada yeknesaklık yok, kaydelik yok ve esbab da yok. Ana abi, şey ihtiyar irade dedik ya Allah. Meşiyet irade geçiyor. Yani. Meşi meşi yani eylemsel olarak gösteriyor. Mesela irade sıf sıfattır, esmaya dönüşürse ne olur? Meşiyet olur. Mu, e, muhtar olur yani. Mesela şöyle diyeyim. Hay sıfat ya. E, esması nedir? Muhyi. Mesela kudret. Sıfat ya. Esması nedir? Kuvvet. Kudret, kuvvet. Sıfat da ilim. Esması alim. Ondan sonra devam ediyorum. Ezana kadar devam ediyorum abiler. Ondan sonra keseceğim. Tabi 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 sor tabi. İrade etmiş olduğu şeylerin ee, vü hepsi vücuda hariciye çıkmak zorunda mı? Yoksa irade edip de vücuda hariciye çıkmayan şeyler var mı? Allah'ın mı? Evet abi. Allah, baktığınız Allah canibine baktığınız zaman. Allah canibine baktığım zaman mesela e, şöyle. Ilim, ilimden dışarı çıkartan irade. İradenin de dışarı yani vücuda hariciye çıkarmak. Eğer illeti tamme olabilmesi için evet, abi. şöyle bir anlaşımız var. Bizde yanlış. Ee, mesela irade ile kudreti yapıştırmışız. Hı hı. Veya ilim emirle yapıştırmışız. Kardeşim illeti tamirde üçü farklı çalışır. İrade kudret değil, kudret de irade değildir. Bak, bak. Farklıdır. İlleti tam olabilmesi için hı hı. ilim şart. irade de şart, bak. kudret de şart. Evet. Diyelim ki ilim var, kudret var, irade yok. Olmaz. İlleti tam olmaz, Vücudu olmaz. Şey, adem harici mi diyoruz o zaman? Adem harici. Evet. Madumlardır yani. Madumlar. Madum dediğimiz madumlar bunlar. Ademi vücutlar. Direkt ilimde olup da kudret ve iradene tahallük etmedikleri ne oluyor? Ademi sırf oluyor. Ademi sırf oraya mı diyor? Evet ilim. İlimde yani. İlimde olanlar ademi sırf. Çünkü içtik de çünkü ilmi muhit var diyor. Ademi mutlak nerede? Tekvinde. Ademi mutlak. Yani şirk. şirk, şirk insanda var. Kainatta yok. Ama şirkte bir irade gene söz konusu değil mi abi? Bizde var tabii. İradeyle onu okuduk sabah. <laughs> Ama bizde gene Allah'ı bilebilmek için gene bir e, şirkin irade edilmesi, <laughs> şirk, abi. şirk lazım kardeşim, itikat olması için, küfür lazım kardeşim iman olması için, inkar lazım, inkar, ta ki Allah'ın zatını aynı olayım diye. Yani Allah'ın en zıt noktasında mahlukatı nedir? Toprak, camidat, en kesif, en camidir. Dört arş var diyor, toprak su, at, hava, ateş. En cam hangisidir? Toprak. Toprak. Allah'ın en zıttıdır. Ha, en zıttı en camidir. Yani aynı bu kanun gibi. Aynı bu kanun. En cami. insan Allah'ın en zıttıdır mahlukat içinde. Ş ne, nesiyle? Küfür, küfür şirk yapabildiği şirk için. Yapabilme özelliğiyle. Evet. Mesela şöyle diyeyim. K şey yapmasın, karıştırmasınlar diye. Ee, bak sildi. Acayip bir şey. Mesela böyle tefekkürlerde falan e, yaptığımız zaman ara sıra böyle şirk e, kokusu Ha, ha şüphe. <laughs> şüphe diyecektim. Şüphe kötü değil mi? Şüpheyi kaldırırsanız doğruluğunu sallaması olmaz. Hoca. Adın neydi abim? Mehmet. Mehmet. mi? Mehmet. Evet. Şüphe doğrunun sağlamasıdır. Doğrudan emin olma. Doğrunun doğru olabilmesi için emin olman gerekiyor. Doğrunun sana eminlik veren şüphesidir. Ne, neye benziyor biliyor musun? Doğruyla şüphe toplamanın sağlaması çıkartma olduğu gibi. Bölmenin çıkar, şey sağlaması bölme. Böl, çarpma çarpmanın da bölme. Toplamanın sağlaması, çıkartma. Çıkartmanın da toplama. Şimdi şüphe nedir? Doğrunun sağlamasıdır. Kimse duymasın. İyi ki şüphe var. Şirk. Şirk niye var? İki defa yapıyorum. İyi ki var. Küfür niye var? İyi ki var. Şeytan niye var? İyi ki var. İki şeye sebeptir şeytan. kemalat insaniye. Makası da hayr-ı eğer şirk, olma, e, şirk olmasaydı, itikat olmazdı, küfür olmasaydı, iman olmazdı, inkar olmasaydı Allah'ın zatına aynı olamazdı. Niçin? En kesif toprak en cami gösteriyor. Karanlık ne kadar şiddetli olursa Nur o kadar gözüktüğü gibi. Karanlığın şu anda lamba gözükür mü? Gözükmez. Ama karanlık olsun. Ayşe olsa az olur. Karanlık zikir olsa daha gözükür. Onun için e, inkar en kesiftir. Hangisi en kesiftir? Küfür mü, şirk mi, inkar mı? Şirk. şirk. şey, inkar. Şirk. İnkar, inkar. Şirkte zatını görüyorsun abi. İnkarda... Şirk neredeydi, küfür neredeydi Yasin? Şirk, şirk. Mi, şirk neredeydi? E, kafadadır. Tamam abi. Kafada olması, en kesif olması şirk. Değil mi? Şirk. Ya şimdi kafada olması, en kesif olması değil mi? Ne? En kesif, ne? en camiye yani, Bu cihetten baktığın zaman en kesip en cami gösterilmeli mi? Şirk en şey oluyor. Kafada yani tahi ta, yani kafada olması demek. Şirk ne demek biliyor musun? Evet, abi. Bu var ama bu da var. İnkar evet. yok. Ortak koşuyor. Ortak koşuyor. He. Küfür ne demek? Gene inkar yok. Örtüyor. Üstünü örtüyor. He. Şirk böyle. Abi küfür. Şirkte eksiye götürüyor. He. Küfür de sıfıra düşürdü. Allah'ı en cami nasıl tanıyor? Bak şimdi. Tabii. Evet abi. Dur Ali. Şirk, şirk eş koşmaktır. İnkar değildir. Yani bu var, bu da var. Küfür ise örtmek var. Ama inkar ise, yani şirk değildir, küfür de değildir. Yoktur diyor. Şirkte ise o var, bu da var. Mesela tanrılarımız var ama bu o, o kadaptal değil demek ki şirkler. Şirk koşanmış, şirk koşan. Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüleridir demişler. Yani müstakil ilah değil yani. Müslümanların anladığı gibi değil o. Onların o kadar gerizekalı değiller. Bu yeryüzündeki görüntüleridir. Şiaların e, müfritleri var ya müfritleri. Evet. Hazreti Ali Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüsüdür. E, diyor. E, İsa Aleyhisselam'a ilah dedikleri gibi. Tamam mı? E, şey diyorlar ona. Şiaların e, ona Zeydiler en mütedilleri, ee, en berbatları Hz. Ali'ye evet. ilah diyen Rafizi. Rafizi bak, ustad da söylüyor. Dolayısıyla bak abi, şirki koyar mısın akla? akla koydu, şirki kalbe koy. Evet, abi. E, tamam, inkarın yeri yok. He. Çünkü yani, şirki şöyle, falan. lügatını çözelim Fatih şey tamam, Şirk bu var, bu da var. Yani Ortak. Sistemi, sistemi kabul ediyor. Ama inkar yok. He. Küfür ise çekirdeği örtüyor. çekirdeği örtüyor. Örtme ya küf, tamam örtme. Ama inkarda yoktur diyor. Bu var, bu var da demiyor. Örtüyor da diyor. Yoktur diyor. Kabul adem gibi. Kabul adem gibi. Kabul Adem'i kabul değil. Kabul adem. Evet. Tamam abi. Çok tuhaf ya. Yani iyi ki var. Niçin? <laughs> Çünkü inkar ile Allah'ın zatına şirk ile şirk ile Cenab-ı Hakk'ın lef-i mahfuzuna evet küfür ile arşına evet. o aynı oluyoruz. Şöyle... Azizliyet yani noktasında. Haşa. İnkar, ee... yani bu imkanlar olması lazım. İnkar zat-ı vacibül vücuda, şirk vacibül vücuda, küfür vücut tarafına. Evet o. Çok, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu. Bir de söyle. İnkar zat. Kalk yaz. Çabuk yaz. Ve besmeleyi sen çekmiş oldun. Yazı ya. Hiç. Durduk durduk. yaz. Çünkü şirkin vücudu yok. Ee, şey e, şirkin vücudu var. inkarın yok ya. Zata bakıyor. Ondan sonra yaşarken ölmeden önce hepsi affedilebiliyor. Haşirde yok. Haşirde günahlar affedilebiliyor. Şirk ve küfür affedilmiyor. İnkar zaten yok. Şirk kafadadır. Küfür kafadadır derken vücudu yok da orada aktif. Küfür kalpte aktif. İnkar ise <laughs> <laughs> kafasızın kafasında ortaya çıkıyor. Şimdi üç tane külliyatta geçen tabirler var abi. Üç tane. Evet. Zat-ı vacibül vücut, vacibül vücut ve vücut. Üç tane tabir var diyor bak. Evet. Bu konu da çalışmış. Şu anda bu konunun ehlidir. Evet onun için yazdırdım. Ayatsana onu. Zatı vacibil vücudu görebilmek için şimdiki anladığımız evet. bize gözük gözükmesi için bunu inkar inkarla yani inkar ettiğin zaman zatı vücudu... imkanında <laughs> evet, evet abi. inkar etme şeyinde gözükür o bu Zat'a bakar şey. bu... çok güzel bu aynada da gözükür e mesela toprak en kesif nurani en çok gösterir. Adem mutlak, adem tırf, adem... Ha onu da yaz 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 yaz. Bu tar bu taraf ha. Başka renkle başka renkle kan. Ace çok güzel oldu. Aynı aynen. Adem mutlak. Ezan He ya ezan okunurken. Adem mutlak. Arfendi Ar misir. Adem e adem. harici. Doğru. Ki daha güzel olsun. İki de bir zay diyoruz ya. Evet. Adem nedir? Adem harici. Yani vücutta olmayan ama ilmi vücutlar. Evet, adem Aferin lan. Şey yap. O okları şöyle birbirine şey yapsana. Öyle sanki eşitli değil. Hem bu tarafa hem bu tarafa ok yap. Hem ona. Şöyle. Bir daha. Ha, ha, ha geçişlidir. O zemindedir. Hepsinin anlamı vardır. Çok güzel. Vay be. Aferin. Güzel bir şekil oldu. Harita işte. Gurur diyorum sizinle. Çok şükür. Allah razı olsun. Oh, çok hoş oldu. Bugün de Osman e, şeyi e, istiğfarın mazideki Kemal bulmamış ama haram değil Kemal bulmamış vücutları da içine alıyor onu da yeni öğrendik onu onu, onu da alıyor maye Mahi, mayet insaniye bakıyor istifar İstiğfar manyet insaniye bakar onu da yazalım Ondan sonra defteri kapatalım Sonra ne demiştik? Tö Tövbe de beşeriyet kitabı. Beşeriyet. Yani o zaman mayet insaniye. İnsan. insan. Heh. Çok güzel. Ondan sonra e, ekleyelim ki, şey yapayım. Ubudiyet ve ibadet. Diye... Heh. Evet. Evet. Onu bitirelim. Bu diyet. İbadetle. Bir de mazinin e, nasıl yapacağız? İstikbaldeki ee, bul, olma ihtimalimiz olabilmenin üstünü açıyor. Yani Allah 11. lemada diyor ya e, bir niyet, bir kas, bir irade, bir cehd, bir gayret e, olamadıklarının oluyor zaten. 11. lema istediği şey ya sünnet-i mazinin kemal evet haram değil ama kemal bulmamış. En zirve kemal artık herhalde anlaşılır. yani tam dursun böyle. Ubudiyet. İnşallah ubudiyetin içinde vardır. Çünkü ubudiyet şeydir. Ats, fark, noksan, kusurunu deruhte etmek. Ubudiyeti de istersen yazayım. Ubu diyet 1, 2, 3, 4. Alt yani alt veri tabanları nedir? Alt fak noksan kusurunu deruhet etmek. Vay be. Neler varmış bu külliyatta ya? Demek ki bunu anlıyorum ki daha neler varmış da hiç dokunulmadan gideceğiz. O zaman bize istiğfar lazım. Külliyatın daha dokunulmamış mana şeylerini istifarla e, istiğfarla orada dokunacağız. Hiç daha dokunulmamış tarlalar var. Ama ya Rabbi hiç yemedimiz yemediğimiz meyveler var. Mesela ne kadar eksik ya. Üzülüyor. Ama iyi ki bu istifar sistemi var. Sistem bu. Bunu bir yazayım. İstifar kendi sistemdir. Sistemi Davut Hatırma geliyor. Tövbe sistemdir. İstifar da sistemdir. Sistem dersini Davut gitti galiba.

Ha. Tamam. Tamam. Haklısın. Kusura. Tamam. Tamam. Evet. Her şey senin ilmine münasır değil. Hasan. Burada kesiyoruz abiler. İyi gidiyoruz çok şükür. Nasıl bir de gelecek? Silgi deneyi diye, kuantum silgisi diye. Geçmişte gelecekte yapacakların, geçmiştekini değiştiriyor. Hani mesela diyor usta işte benim işte köyüm işte kahrem şeye oldu diye. Hani sanki resalinde hazırlanıyormuş gibi. Ha, ha o enaniyetleri vardı böyle şey. Yani o senin bizim o geçmişimiz Sanki geleceğimiz böyle olacağı için geçmişimizde böyle olduğunu şey yapıyorlar. Ge gelecek yine bir geçmişi değiştiriyor gibi. Allah Allah. Onun gelecek. yapmışlar yani. Çünkü hani derdimi hatırlar mısın? Şahsi manevide biz var mıyız? Şahsi manevi geçmiş gelecek var mı? Var. Yani geçmiş an yok ki. Şahsi manevide benim, senin. Geçmişin var mı? Geleceğin de var. Allah için mazi müstakbi yok var. O zaman senin ge geleceğin ne yapıyor şu anda? Boşta mı oturuyor? Te tekavut mu olmuş? Emekli mi olmuş? Senin geleceğin işte senin geçmişini, çocukluklarını o soruyu sorduruyor. Bunun fiili tezahürü nedir? Ee, 54. sayfa Emirdan da diyor ki Risale'nin talebeleri biraz böyle baktıkları zaman geçmişine Risale'nin netice verecek gibi geçmiş. Yani o sorular, o merakları, o şeyi yaptıran yine sendin o sana merak ettiren işte sen kolundan tuttun kendinin kolundan tutup dershaneye getiren sensin. Ha esbab başka. Esbab başka. merkezden e, merkezden mülke bakmak da bu. Şahsi manevi senin şahsi manevi yapıyor. Sekeratta da o şahsi manevi genel var. O ayrı himmeti. Sekerat da sana yardım edecek. Şimdi anda yardım ediyor. Şahsi manevi. Ama şahsi manevi sen de varsın. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha tüm selamat.